Herkese merhabalar. Mutlu, umutlu hafta sonları diliyorum. Deniz Uğur'la 24 hafta sonu başlıyor. Bu bizim ilk yayınımız, yeni programımız. O yüzden ekip arkadaşlarımla birlikte çok heyecanlıyız ve hevesliyiz sizlerle birlikte güzel bir yayın gerçekleştireceğimiz için. Bu programda neler yapacağız biraz anlatayım. Önce gündemdeki haberlere sizinle birlikte göz atacağız. Gazetelerin manşetlerine bakacağız. Neler olmuş bitmiş Türkiye'de ve dünyada. Sonra çok enteresan konular konuşacağız. Burada harika stüdyo konuklarımız olacak. Çok değerli insanlar olacak. Ee, ve su gibi akıp giden çok güzel bir yayın olmasını istiyorum. Tabii bazen haberler deyince bunu özellikle belirtmek istiyorum. Dünyada e, çok üzücü olaylar yaşanıyor. Hani öyle bir süreçten geçiyoruz ama ben size her zaman bir umut ışığının olduğunu hatırlatmaya, bu duyguyu size aksettirmeye çalışacağım gündemi size aktarırken. Çünkü her şeye rağmen gülümsememiz lazım. Her şeye inat ve hayata dört elle sarılmamız lazım. Evet şimdi ilk önce çok taze bir gelişme yaşanmış bu sabah. Güne korkutan bir haberle başladık. İzmir'de Ege Denizi'nde sabah saatlerinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş. Deprem İzmir ve çevre illerden de hissedilmiş. Neler yaşanmış hemen aktaralım daha sonrasında gazete manşetlerine bakacağız. Afat saat 8.19'da Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem İzmir ve çevre illerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken ekiplerin bölgede saha çalışmaları sürüyor. Çok geçmiş olsun. İzmir Allah bir daha korkutmasın. Ee, önce göz akşam gazetesine bakıyorum. Soykırım yeterince kanıt var. Evet soykırım. Uluslararası Adalet Divanı Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı soykırım davasını makul derecede delil mevcut diyerek esastan görüşme kararı aldı. Ee, i̇lk okuduğum haberin bu olması beni çok mutlu ediyor. Epeydir bu gelişmeyi bekliyordum şahsen. Cumhurbaşkanı Erdoğan Lahey kararını memnuniyet verici bulmuş. Akşam gazetesinin bir diğer başlığı "Cezasız kalmayacak, takipçisiyiz" demiş. Lahey'in İsrail kararını değerlendirmiş ve savaş suçları cezasız kalmamalı demiş. Filistinli sivillere yönelik işlenen suçların cezasız kalmaması için sürecin takipçisi olacağız. Kararın saldırıların son bulmasına vesile olmasını istiyoruz demiş Cumhurbaşkanı. Evet bu kararın uygulanması için Ateşkes olması gerekiyor. Zaten bütün dünyada umutla bunu bekliyor. Türkiye olarak Ateşkes'in tesisi ve kalıcı barışa giden yolun temini adına tüm gücümüzle çalışmaya ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz demiş. Sabah gazetesine bakıyoruz şimdi de. Soykırımcı İsrail yargılanacak manşeti var. Tabii ki yargılanacak, yargılanması gerekir. Soykırımı önlemek için alınacak tedbirlerden bahsetmiş sabah gazetesi. Önce Gazze'de sivillere yönelik katliamı durdurmak için tüm tedbirler alınacak. İsrail ordusunun soykırım eylemleri ve kışkırtıcı faaliyetleri cezalandırılacak. Filistinlilerin içinde bulunduğu olumsuz yaşam koşulları acilen düzeltilecek. İsrail tedbir kararlarının uygulanması hakkında bir ay içinde divana savunma verecek demiş. Şimdi daha haber ve terimiz var. Ondan sonra gazetelerle devam edeceğiz. Sözleşmenin 9. maddesi uyarınca bu davayı ele almaya etkili olduğuna karar vermiştir. Bu kanaat neticesinde mahkeme İsrail'in e, mahkemenin bu dosyayı reddetmesi konusundaki talebini reddetmektedir. Uluslararası Adalet Divanı merakla beklenen ara kararını açıkladı. Güney Afrika'nın... Gazze'de soykırım davası başvurusunu kabul etti. İsrail'in dosyanın reddi talebini reddetti. Dava esastan görüşülecek. Yani İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda resmen soykırımla yargılanacak. Güney Afrika'nın başvuru sahibinin yapmış olduğu başvuru kapsamında mahkemenin görüşüne göre Güney Afrika'nın iddialarının bir kısmının sözleşmenin e, maddeler içerisine girebileceği tespit edilmiştir. Gözler ayrıca ihtiyati tedbir kararlarındaydı. Kararlar kamuoyuna açık oturumda Divan Başkanı Yargıç, Joan Donoghue tarafından okundu. Yargıç, İsrail'in Gazze'de büyük bir yıkıma sebep olduğunu vurguladı. Yaşanan trajedinin farkında olduklarını belirtti. Bir nüfus çocuk nüfus bir neslin buna maruz kaldığını kaldı görülmektedir. Pek çoğu annesiz babasız kalmış, yetim kalmış, eğitimden mahrum kalmıştır. Mahkeme Gazze'deki felaket boyutundaki insani durumun tedbir kararı vermesini gerektirecek düzeyde acil tehlike teşkil ettiğine hükmetti. İsrail'in gerekli önlemleri alması gerektiğini vurguladı. İsrail aleyhine ileri sürülen iddiaların makul seviyede ispatlandığına dikkati çekti. Mahkeme, İsrail hakkında 15'e 2 oyla ihtiyati tedbir kararı verdi. İsrail'in bir ay içinde rapor sunması gerektiğini belirtti. Kararın bağlayıcı olduğunu vurguladı. Özetle İsrail soykırım yaşanmasının önlenmesi için gerekli tedbirleri almak zorunda. Buna daha fazla sivil katliamının önlenmesi ve daha fazla insani yardımda dahil. İsrail mahkemeye alınan tüm önlemlerle alakalı bir ay içerisinde rapor sunmalıdır. Mahkemenin almış olduğu karar önemli ancak eksik kaldı. Zira Güney Afrika heyeti mahkemeden acil bir ateşkes kararı çıkmasını bekliyordu. Mahkeme İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları derhal durdurması konusunda bir karar vermedi ancak operasyonların soykırım sözleşmesinin ihlali olmayacak pozisyona getirilmesi gerektiğini söyledi. Yani İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yürütülüş şekliyle ilgili kısıtlayıcı bir karar almış oldu. Öte yandan Divan'ın aldığı karar Güney Afrika heyetini memnun etse de tatmin etmedi. Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, Divan'ın ateşkes kararı almasını umduklarını söyledi. Uh, The order doesn't actually work. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El Maliki de kararı memnuniyetle karşıladı. El Maliki, İsrail'in karara uyma yükümlülüğünün olduğunu vurguladı. States now have clear legal obligations to stop Israel's genocidal war on the Palestinian people in Gaza. Hamas'ta bir açıklama yaptı. Mahkeme kararı işgalcilerin tecrit edilmesine ve Gazze'deki suçlarının ortaya çıkarılmasına katkıda bulunacak önemli bir gelişme dedi. İsrail uluslararası adalet divanı kararlarını uygulamaya zorlanmalı ifadesini kullandı. Diğer ülkelere kitlelerle e, yer. İsrail başbakanı Benjamin Netanyahu ise hem memnun hem tepkiliydi. Uluslararası adalet divanının kararı İsrail'in neşru müdafaa hakkını reddetmeye yönelik talebe karşı çıkmıştır dedi. Soykırım sanığı olarak yargılanacak olmalarını ise kabul edildi diye niteledi. These again and again. Filistin destekçileri de sabahtan itibaren mahkeme binasının etrafındaydı. Karar onları da memnun etti. İsrail aleyhinde sloganlar attılar. İsrail'in saldırılarının durdurulmasını istediler. Evet sanırım bütün dünya aynı şeyi istiyor. Hepimiz. Şimdi Hürriyet gazetesine göz atıyoruz. Bu utanç sana yeter İsrail manşetini görüyorum. İsrail soykırım suçundan yargılanacak. Sanırım bunu söylemekten hiç sıkılmayacağım. <laughs> Soykırıma uğramış insanların kurduğu İsrail devleti resmen soykırımla suçlandı. Uluslararası Adalet Divanı İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı suçlamasıyla yargılanmasını kabul etti ancak mahkeme acil ateşkes çağrısında bulunmadı diyor. Ateşkes çok önemli gerçekten. Ee, bir diğer haber. İngiliz bakanla görüştü Cumhurbaşkanı. ABD'den F-16'ları bekliyoruz. Bakın bu F-16 haberi önemli. Bunu da merak ediyorduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılım protokolüyle ilgili sürecin Türkiye'de tamamlandığını ve artık ABD'den F-16'ları beklediklerini söyledi. Biden satış talimatı verdi. ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışının başlatılması için talimat verdiğini hatırlatan Erdoğan, Biden talimatı meclislerine gönderdi. Bir an önce bunun çıkarılması talebini ifade etti. Orayı bekliyoruz. Oradan gelecek netice F-16'ların ve tamir bakım kitlerinin Türkiye'ye gönderilmesi sürecinin başlamasını sağlayacaktır dedi. Hayırlısı olsun. E sırada Milliyet Gazetesi var. Bakalım suçun adı soykırım. Herkesin en önemli gündemi tabii ki bu. Nazi soykırımına maruz kalanların kurduğu İsrail Devleti Gazze'de soykırıma varan katliamlarının hesabını Uluslararası Adalet Limanı'nda verecek. Karar değerli takipçisi olacağız demiş Cumhurbaşkanı. Hak ettikleri ceza verilmeli Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Karar İsrail'e karşı insanlık cephesinin haklılığını ispatlar nitelikte atılan ilk adım olması açısından önemlidir. Uluslararası hukuk bu eli kanlı katilleri yargılayarak hak ettikleri cezaları vermelidir. demiş. Şimdi yine bir e, haber mandımız var. F16 satışı ile ilgili Türkiye'nin e, İsveç'in NATO onayının ardından. Gözler F16 satışı için ABD'ye çevrilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye F16 savaş uçağının satışı ve mevcut savaş uçaklarının modernizasyonu konusunda Kongre'ye resmi bildirimde bulundu. Bakalım. Açıklama ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapıldı. Buna göre ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye 40 F16 savaş uçağıyla 79 F16 modernizasyon kitinin satışını onaylayan resmi tebligatı Kongre'ye gönderdi. İşbirliği ajansı da sertifikayı ABD Kongresi'ne iletti. Açıklamada Türkiye'ye F-16 satışının NATO'nun güvenlik ve istikrarı açısından önemli olduğu vurgulandı. Silah satışının gerçekleşebilmesi için ABD yönetiminin sunduğu satış tebligatına Kongre'den itiraz gelmemesi gerekiyor. Senatoda Dış İlişki Komitesi Başkanı Ben Cardin de Türkiye'ye F-16'ların satışına onay vereceğini açıkladı. ABD Kongresi'nin satışı değerlendirmek için 15 günlük yasal süresi bulunuyor. Bu süre zarfında itiraz olmazsa satış gerçekten gerçekleşmiş oluyor resmi olarak. Evet. Şimdi Türkiye gazetesi var önümde. Yine soykırımla yargılanacak tabii ki ilk manşet İsrail'le hakim bile aleyhte oy kullandı demiş Türkiye gazetesi. İlk defa bir ülke yargılandı. İki hafta gibi rekor sürede karar alındı. İsrail hükümeti tarafından sadece bu dava için mahkemeye atanan İsrailli hakim ülkesi aleyhinde oy kullandı. Ne kadar anlamlı değil mi? Çünkü gerçekler bir, yani gerçek biridir, değişmez. Hastanedeki sivillere İsrail kurşunu haberini görüyorum burada. Gazze'de can kaybı 26 bini geçti. Keskin nişancılar Han Yunus'ta kuşatma altındaki hastaneden çıkanları katletti. İsrail öldürdüğü 14 yaşındaki kızın cenazesini de çaldı. Haber bu şekilde. Gerçekten insan bazen e, gündeme baktığında gözlerine kulaklarına inanamıyor. Hani e, kötülüğün bu kadarı olabilir mi diyorsun. Ama dediğim gibi umudu kaybetmeyeceğiz. Her şeyin değişeceğine inanacağız. Şimdi Yeni Şafak gazetesine bakmak istiyorum. İsrail artık soykırım sanığı diyor. Ee, i̇htiyati tedbir kararının değerli olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımız söylüyor. Bir de burada e, pozitif bir haber var. Bunu özellikle paylaşmak istiyorum. Dolunay'la ilk görüntü. <laughs> bakın görüyorsunuz uzaya giden ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı da içinde olduğu Uluslararası Uzay İstasyonu ay ile... ...görüntülendi diyor. Muhteşem. Saatte 28 bin... ...kilometre hızla dünya etrafında... ...dönen istasyon... ...Dolunay'la kesişme noktası olan... ...Konya'nın Cihanbeyli ilçesinden... ...böyle fotoğraflandı. Bu konuyla ilgili de... ...bir e, haberimiz var. Türkiye'nin ilk astronotu... ...Alper Gezer Avcı... ...Uluslararası Uzay İstasyonu'nda... ...çalışmalarına devam ediyor biliyorsunuz. Gezer Avcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda... ...Türk bayrağı önünde verdiği... Teknofest pozunu paylaştı görelim. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda deneylerine devam eden Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı sosyal medya hesabından yeni bir fotoğraf yayınladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ay Yıldızlı Bayrağımızla birlikte bir klasik haline gelen Teknofest pozu da bana eşlik ediyor diyen yani Alper Gezer Avcı, Türkiye'nin ilk astronotu olarak Mersin Silifke'nin bir köyünden başlayıp Gökyüzüne uzanan bu heyecan verici yolculuğun bir parçası olmak benim için büyük bir gurur ve onur kaynağı ifadesini kullandı. Gezer Avcı ülkemi uluslararası alanda saygın bir bilim ve teknoloji gücü yapmak için gururla ilerlerken ay yıldızlı bayrağımızla birlikte bir klasik haline gelen Teknofest pozu da bana eşlik ediyor. İsterim ki bütün ülkenin her bir evladı bu öyküden ilham alsın geleceğe umut olsun dedi. Ne kadar güzel bir mesaj değil mi? Kendi ile ilişkisine baştan başlamak isteyenlere uzman psikolog Serdar Vatansever artık kendin için diyor. Şimdi ezberleri bozma, kendini yeniden tanıma zamanı. 24 hafta sonunda şimdi. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Stüdyo konuğum hem yazar hem de klinik psikolog olan Serdar Vatansever ve çok güzel bir kitap yazmış. Artık kendin için. Bu bizim bugünkü hashtag'imiz olacak, değil mi? Kendim için. Artık kendim... kendin için. E, Kitabın adı Artık Kendin İçin evet. ama bizim hashtag'imiz Kendim artık İçin kendim olacak. Için. Evet. E, bize yazmak istediklerinizi sosyal medyadan ulaştırabilirsiniz. Ben de buradan sizi takip etmeye çalışacağım. Eee ben... Pardon evet, buyurun, şöyle, buyurun. şöyle bir tavsiye verelim. Şimdi kitabı oluştururken ben şuna çok dikkat ettim. Evet. Bizler insanların psikolojisini anlamak için cümle tamamlama testi kullanırız tamam mı? İşte çocukluğuyla alakalı bir konuyu anlamak için ben çocukken dersin ve susarsın cümlenin devamını karşıdaki getirir. <laughs> ya da işte eşiyle alakalı e, ilişkisini anlamak için işte ben eşimle birlikteyken ya da eşim bana deyip susarsın. Burada artık kendim içine o hashtag'i tamamlatıyorsunuz ya. Artık kendim içinden sonra ne yazıyorlarsa muhtemelen bu kitap onların o işine yarayacak ama bence hashtag'i bu anlamda da kullanabilirler. Bakalım ne yazacaklar artık kendin içinden sonra. Evet, evet. Evet, ilgiyle bekliyoruz. Hı. Şimdi ben kitaba göz attım gerçekten çok güzel. İnsan elinin altında bulunması gereken bir şey bence. Siz zaten sosyal medyada da bu şekilde çok dikkat çektiniz değil mi? Yani çok takipçiniz var ve sizin videolarınızı çok seviyorlar. Sanki böyle hap gibi hani onu çok değil mi? konsantre bir şifa hani Çok söylüyor. Estağfurullah Hatta şifa, şöyle evet. bir tabiriniz var sizin. Onu da çok enteresan buldum. Psikologları işsiz bırakacak yöntemler gösteriyorum gibi. <laughs> Yok kalmayız biz. <laughs> kalmayız biz. Yani bu konuda ben insanların bilgi şimdi bilgi hep aynı yani hani güzel bir yere gitmek insan ruhuna çok iyi gelir bilgisini e, böyle vermek var ya da hastalanmak istiyorsan bu tarz yerlerde bulun. Demek de bu bilgiyi vermenin bir şeklidir. O yüzden ben artık bu kadar kalabalık bir dünyada verinin herkesten aktığı milyonlarca verinin uyarının olduğu bir dünyada ben bilginin e, verilmesini e, verilmesi üzerine çalışıyorum. O yüzden bu kitapta da öyle mesela benim e, videolarım gibi çok fazla uzatmadan pat 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 konuları çok seçtiğim ve yani bir insanın gerçekten şöyle kitaba baktığı zaman dur dediği zaman kendine evet ya ben bu ya mesela bak depresyon ...günlüğünü açtım. Hı -hı. Ee, Hatta insan böyle seçebilir değil mi? Kesinlikle fal bakar böyle gibi. fal bakar gibi <laughs> seçebiliyorsunuz. Bugün bana ne iyi gelecek acaba? Evet, evet. Yani baştan sona okunacak bir kitap değil. Daha çok bir rehber gibi istediğiniz, ihtiyaç duyduğunuz bölümü açıp okuyorsunuz. Şimdi e, arka kapak <laughs> yazılarına ben çok önem veririm. Hmm. Kitabı anlamak için ilk önce oraya hmm. bakarım. Şey e, cümleniz çok hoşuma gitti. E, bu kitapta bazen bir terapist... Bazen de doğrularla canını yakan bir arkadaş gibi olacağım sana. Çünkü dost evet. acı söyler değil mi? Ve evet. gerçekler acıtıyor değil mi bize? Yani gerçekler acıtıyor evet. Ee, ve şöyle söyleyeyim ben terapilerde e, yani yıllarca bu mesleğin içerisindeyim. Ve seans odamda şunu gözlemledim. E, her insan kendi gerçekliğiyle geliyor terapilere tamam mı? Ve e, açıkçası e, bazen bazı insanlar kendini iyi hisset e, iyi hissetmekten bir an ya da iyi hissettirilmekten bıkmış ve aslında samimiyeti arıyorlar yani bir ne dan, dan, dan bir dakika sen böylesin şöylesin şunu yaşıyorsun muhtemelen de şunlar şunlar şunlardan dolayı deyip de hani bak eşini suçluyorsun sevgilini suçluyorsun ama sen neden onu devam ettiriyorsun ya da sen niçin o ilişkinin içerisinde seni duymak istiyor insanlar Hı -hı. ben çok şaşırdım çoğu insan ben videolara başlamadan evvel dediler ki bana ya bu videolar insanlar çok fazla izlemezler neden çünkü sen e, onları iyi hissettirmiyorsun kendini. Aksine böyle kötü hisse. Mesela bazı videolarımın altında şeyler var. Ya böyle karşılaştığım zaman çok böyle bir dan böyle bir etki e, hissettim. Ama ben e, iyileşmeyi orada görüyorum. Çünkü ben de kendi hayatımda bir rehber baktığım zaman o rehberin bana samimiyetsiz bir şekilde elimden tutup ya işte her şey aslında senin elinde demesini istemiyorum. Bana bazen şunu demeli. Her şey senin elinde değil. Yetişemezsin. Sen sadece bir insansın. E, algıların belli e, boyutların veya işte kapladığın yer belli. Hı hı. O yüzden kendine hak ettiğin gibi adil davran. Hı hı. Bu bana iyi geliyor. Başkalarına evet, da iyi gelir. Evet. Yani başkalarına gösterdiğimiz anlayışı kendimize de göstermemiz gerekiyor, değil mi? Ve her zaman da güçlü olmak zorunda değiliz. Çok güzel bir yer mesela. Kitapta öyle bir bölüm var. Evet onu tekrar tekrar okumayı düşünüyorum. Yani <laughs> hani güçlü insan üzülmez, acı çekmez gibi bir algı var ya... ...herkes çok böyle tırnak içinde cool olmak zorundaymış gibi. Halbuki insanız ve bazı Entresan. duyguların içinden geçmemiz gerekiyor. Bu bence aynı zamanda ruhun tekamülü için de gereken bir şey. Yani bizim evet. olgunlaşmamız için de gereken bir şey. Yüzde yüz öyle. Yani ben de şu an hem mesleki olarak hem de bir insan olarak aynı süreçlerden geçiyorum. Burada... Ee, kitapta yazdığım kadarıyla e, insanlara iyi gelen şey yüzde yüz orada e, hani güçlü olmanın peşinden gitmemek. Çünkü bazen insanlar gerçekten zor dönemler geçiriyorlar ve geldiği zaman şunu diyor. Ben nasıl bunu yenemem? Yani ben daha öncesinde çok daha kötü şeyler yaşadım. Nasıl olur da gelir burada tıkanırım? Tıkandın. Evet. evet, bunun psikolojik sebepleri var. Belki tamamlanmadı mesela önceden bir ilişkinden ayrıldın. Bunu sadece evet. ilişki için konuşmayalım tabii de. İşte önceden büyük bir kayıp yaşadın ve şu anda böyle bardağın kırılsa ağlamaya başlıyorsun. Hmm. Sonrasında diyorsun ki ya ben hiç üzülmezdim ki bu tarz küçük şeylere diyorsun. Ne Ama oldu biz bana de, bu sefer? Ne oldu bana bu sefer? Ama diyoruz ki bir dakika senin geçmişinde yasan, yaşanmamış bir yasın var. E sen orada kendini o kadar kuvvetle tuttun ki bedenin artık buradan hava kaçırmaya başladı. E böyle olunca da ne oluyor? İnsan diyor ki ha bu yüzden ben böyle hissediyorum diyor ve kendine haksızlık etmiyor. O yüzden burada artık kendin için derken ben bu şeyi, e, ben bu kitabın cümlesini şöyle tamamlıyorum ismini. Artık kendin için kendine haksızlık etme. Evet, evet, evet. İnsan olduğumuzu, e, kusursuz olmadığımızı, ...unutmamamız gerekiyor. Olmak zorunda da değiliz ayrıca. Anlayışlı evet. olmalıyız. İlk önce kendimize karşı. Yüzde yüz öyle. Biz editoryal toplantıda çok enteresan konu başlıkları çıkardık sizin kitabınızdan. Ee, az önce değindiğiniz konu bence çok çok önemli. Ee, mesela bir şeyleri anında e, konuşabilmek, nasıl hissettiğini... ...eğer kendini kötü hissediyorsan Hı -hı. biri yüzünden veya Hı -hı. bir davranış... ...bir olay karşısında bunu gerektiği anda eğer çözmezsek Hı -hı. biriktiriyoruz ve o bir gün bir patlamaya yol açabiliyor değil Hı -hı. mi? Ya da belki şiddetli bir yıkıma yol Hı -hı. açabiliyor. O yüzden a a anda bir şeyleri halletmek. Hı -hı. Ana odaklanmak önemli. Şöyle de bir şey eklemek lazım. Bu da doğru. Ama bazen de an an anlarda halledemediğiniz olaylardan e, kaçabilmeniz gerekiyor. Mesela çiftlere şunu tavsiye ediyoruz. Yani hani bir konuyu her zaman Orada halletmek zorunda değiliz yani. Hani bir konuyu halletmek zorunda da değiliz. Çünkü problemlerin her zaman bir kazancı vardır. Hiçbir insan e, kazancı olmayan bir davranış yapmaz. Hı -hı. Biri kaçıyorsa mesela işte tartışmadan kaçan insanlar tamam diyelim. Biz tartıştık işte yanındaki biriyle tartıştık ve ben kalktım gittim. ya de o kalktı gitti. Bu hatalı bir davranış değil çünkü bu belki de beni kendinden korudu. Hı -hı. Hı -hı. O yüzden... Biz buradaki davranışın kazancını göremesek de altında bir şeylerin olduğundan emin olmamız evet. lazım. Tartışma dediniz ya bu benim hep aklımdadır. Yani hmm. gündemi izlerken de insanların sosyal medyadaki davranışlarını, verdikleri tepkileri... ...ya da birbirleriyle yaptıkları tartışmaları izlerken de bir tartışma kültürünün olması gerekiyor değil mi? Tartışmayı öğrenmek gerekiyor. Hani siz dediniz ya bir tartışmanın sonunda oturup konuşulduğu zaman... O tartışma'nın sonunda herkes anlaşmak zorunda değil Çok doğru. ya da aynı fikirde olmak zorunda değil. Sadece tartışırsınız ve bitebilir. Yani herkes eteğindeki taşları döker, Hı -hı. siz karşınızdakini anlamaya çalışırsınız, Hı -hı. karşınızdaki de sizi ama aynı fikirde buluşmak zorunda değilsiniz sonunda. Hı -hı. Hı -hı. Ya da bir kişi eğer o tartışmaya o gün hazır değilse Hı -hı. belki başka bir zaman konuşmak gerekiyordur. Çok Yani enteresan. Ya belki doğru. anda olmak bütün bunları fark etmemizi de sağlayabilir. Yüzde yüz öyle. Çünkü bizde <laughs> tartışmalar sözlü tartışmalar kavgaya dönüyor evet. ve ben bundan çok rahatsız oluyorum. Hı -hı. Çünkü o zaman bir fikir alışverişi yapamıyoruz. Bunun sebebi ama en güçlü sebebi de şu. Şimdi bu se bu peçete benim elimde olsun tamam mı? Bu peçete benim elimde olduğu zaman biz bu peçeteyle alakalı konuşuyorsak ben hemen benim elimde olduğu için kişiselleştiriyorum ve diyorum ki bana saldırıyor. Hmm. O yüzden problemleri bazen şu ortaya bırakıyor olmak çok önemli. Yani ben hep çiftlere şunu tavsiye ediyorum. Konuşurken e, o diye konuş. Mesela bir ismi Ayşe örnek verelim. Ben Ayşe olayım, yanındaki de Mehmet olsun. Ben diyorum ki Ayşe'nin ne yapmasını isterdim Mehmet? Ben böyle deyince sanki Ayşe'yi böyle ortaya alıp yaptığı davranışı Mehmet'le birlikte ee, eleştiriyormuşuz, yapıcı eleştiriyormuşuz gibi geliyor Çok ve güzel. kavgalar da zıyor Çok enteresan bir şey bu ve denenebilir de. Bakış açısı değiştiği zaman her şey değişiyor aslında değil mi? %100 öyle. Yani şöyle hani bu iki ise yandan bakıldığın zaman bir gözüküyor. Yani bu aslında evet. o kadar Evet. Ee, basit e, gibi gözüken eğer hani anlaşmaya biraz da niyetim varsa hani evet. dün bir e, şey yükledim. Niyet çok önemli. İçerik gerçekten öyle. 2 artı <laughs> 2 5 de ediyor. Üçgenin iç açıları toplamı 185 de ediyor. Su 25 derecede de kaynıyor yani. Evet. Bir de haklılık konusu var. Herkeste bir haklı çıkma, onaylanma var değil mi? Evet. Siz bu konuyla da ilgili enteresan şeyler yazmışsınız. <laughs> yani haklı çıkma, evet. Ee, hani bazen mücadele ettiğiniz şeyde ne için kapıştığınızı bilmek zorundasınız. Yani önde gelmek için mi? Ee, haklı çıkmak için. Çünkü çoğu çift, mesela işte biz e, problemlerimizi halledemiyoruz diyor. Problemlerin üzerine konuşmuyorsun ki halledebilesin. Problemleri problemleri öne geçmek için bir araç niyetine kullanan insanlar ya. maalesef onların üzerine yoğunlaşamazlar. Onlara da ben diyorum ki alın bir kağıt kalem ve ilk önce üzerinde durduğunuz bir problemi yazın. Bunu geçmeden diğerine geçmeyin. Eğer çiftler şimdi hap bilgileri pat 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 veriyoruz izleyicilerimize. Evet. Eğer çiftler olur da böyle bir bunu konuşuyorlar. Onu halledemeyip buna giriyorlar, bunu halledemeyip şuna giriyorlar, farklı farklı konulara geçiyorlarsa orada gerçek konuya gelinemiyordur. Peki, siz genel olarak çiftlerle mi daha çok çalışıyorsunuz? Çiftler, sporcular, ergenler, sporcularla çalışmaya başladım ben. Türkiye'nin en en önemli kulüpleriyle birlikte. Hem de orada zaten bir belli basketbol geçmişim var. Yani orada ne yaşanıldığını biliyorum. Çiftler ve çocuklar. Ben de e, üç ergen annesi olarak ah. <laughs> bu konu beni de çok ilgilendiriyor. Eminim. Siz benden daha uzmansınız o zaman şu an. Tecrübeli diyelim. Hani <laughs> bu da kişisel bir tecrübe. Hani <laughs> herkese göre değişen çok şeyler bunlar ama. çünkü. Hı -hı. Bana e, en büyük kriz anları bile hani e, hep keyifli ve e, mutluluk verici gelir. Çünkü çocuğun varlığı başlı başına pozitif bir şeydir. Hı -hı. Yani o bir sevgi topu hani Hı -hı. onun varlığı değerli. Onun sorununu çözmekte beni mutlu eder. Hani Hı -hı. tabii ki keşke hiçbir zaman hiçbir sorun yaşamasalar. Hı -hı. Ama e, bir sorunu da varsa onu çözerken, onu çözme sürecinde ben kendimi gerçekleştirdiğimi hissediyorum ve mutluluk veriyor bana. Ama işte bu da bakış açısı değil mi? Az önce konuştuğumuz gibi. Belki de bazı anneler şey diyordur yani ama yine başıma bir dert açtı Hı -hı. diye bakıyordur. işte çözüm odaklı olduğumuzda ve e, bir şey bitsin, ha bir an önce hallolsun bitsin diye sabırsızlanmak yerine o sürecin bize bir şeyler kattığını fark ettiğimizde herhalde hayattan daha çok zevk almaya başlayacağız. Valla çok zevk alacak mıyız onu bilmiyorum hı. öyle olunca ama şunu biliyorum yani e, şimdi bir tane yumurtamız olsun ben metaforları çok seviyorum hı hı. takip ediyorsanız biliyorsunuzdur bir tane yumurtamız olsun bir tane e, patatesimiz olsun bir tane de kahvemiz olsun hı hı. üçünü de aynı kaynayan suya bırakalım tamam mı 20 dakika sonra alalım. Sert patates yumuşar ee, ve o kırılgan yumurta sertleşir kahvede de Hiç. eğer karıştırırsak erir orada tamam mı? E şimdi üçü de aynı duruma maruz kaldı. Ama farklı etkilendi. Sen hangisini biz hangisini istiyoruz bunu sormamız lazım kendimize. Evet. Yani biz patates gibi sertleşecek miyiz? Yumur, e, yumuşacak mıyız? Ee, yumurta gibi katılaşacak mıyız? Yoksa kahve gibi olayın şeklini mi alacağız? Hı hı. O yüzden orada biraz tabii ki yaşantılarımızda da belli de yine de duruşumuzu seçmek hı hı. çok önemli. Yani problemin içerisinde kaybolmamak çok önemli. Yani bazen bir problem böyle gözün önünde durur ve sen böyle ayrıntılarını Bakmaya ve onu tahallül etmeye çalışırsın ama o bizim zoom out dediğimiz, böyle geriye çekilmek dediğimiz bir şey var. Evet, Olayların çıkıp dışına bakalım. çıkıp bakmak değil mi? Bir çık... Yani hmm. bir geri çıktığın zaman o zaman şunu anlıyoruz, bir dakika buradaki hatalı ben değilim, sadece bu konuya benim gücüm yetmiyor. Ya da ben onunlayım ama ben başka bir ihtiyacımı karşılıyorum gibi. Ben kendimle ilgili de bir şey danışmak istiyorum. Size bulmuşken, <laughs> psikolog bulduk. Buyurun. Ee, şimdi programın açılışında da söyledim, biz böyle dünyada acı dolu günlerden geçiyoruz, evet. yani çok acı şeylere tanık oluyoruz. Ee, ve aslında böyle empati kurabilen duyarlılık geliştirmiş insanlarsak eğer, evet. e, orada yaşanan travmaların benzerini kendimiz de yaşıyoruz. Mesela ben bu Gazze'deki katliamı izlerken e, oradan kopamadım ve günlük hayatımı sekteye uğratacak kadar etkilendiğimi fark ettim. Epey bir süre. Yani e, uyku uyuyamadım. İşte boğazımdan oradakiler aç diye doğru düzgün yemek geçemez oldu vesaire. Etkilendim. Ya da ne bileyim sıcak yatağımda uyurken kendimi suçlu hissettim bazen. Hmm. Hani bunlar doğal belki Bu bunları yaşamak. Bu bizim yaşaman. insan özelliğimizle alakalı bir şey. Hmm. İnsan özelliğimizle. Ne tavsiye yani, edersiniz? Bundan çünkü çıkamayan insanlar da var. yani. Bundan çıkmamalıyız ben de ki zorladım. zaten. Bundan çıkmamalıyız. Yani Ama bize... günlük hayatımızı etkiliyorsa, sürdüremiyorsa. Ama şöyle bir durum. Şimdi şöyle. İnsanlar sevdiklerinin ardından yas tutarlar evet. ya da e, herhangi bir e, adaletsizliğe karşı, zulme karşı hmm. insan duygularını kaybetmeden durabilmek, etkilenmek, işini yapamamak. Bu çok insani bir özellik. Yani burada evet işlevselliğin etkilenmesi psikolojik anlamda bizim uzman olarak dikkat ettiğimiz bir şey tamam ama... E, ...buna bir sağlık diyoruz. Yani eğer bir problem, bir duygu benim işlerimi yapmama engelliyorsa bu sağlıksız bir durumdur diyoruz. Ama bu tip konularda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yani eğer insanlığın bir noktada kaybolduğunu gördüğünüz olaylara şahitseniz... ...o zaman öteki tarafta işinizi yapamamanız normaldir. O yüzden bunu değerlendirirken... E, belli yasalara göre de değerlendirmemek lazım. Yine kendimize karşı anlayışlı olmamız Bundan gerekiyor. Bundan bahsediyorum. Yaz süreci yaşanması gereken bir Kesinlikle. Ve herkes çok farklı yaşar. Kiminin bakın eğleniyor kiminin bakın işte paylaşımlar yapıyor şunlara bunlara bakarsak biz aynı <laughs> zulmü yorumlarımızla insanlara göstermiş oluruz. Neden? Çünkü psikolojide şöyle bir şey var. Birisi çok büyük bir kayıp yaşıyor. Öteki gün bakıyorsun adam çok normal hayatına devam ediyor. Bazı insanların iç dünyasını bilemezsiniz. Herkesin verdiği mücadeleyi bilemezsiniz. O yüzden hepimizin tuttuğu yaslar çok farklı. Kimisi gülerek, kimisi ağlayarak. Ama şu an bizim yaşadığımız dönemde kim daha çok ağlıyorsa... ...vay helal olsun'a gidiyoruz. Bu doğru değil. Halbuki yatsıma da değil mi? Büyük bir acı yaşandı. Kaçmak. Ondan kaçmak yatsımak, da bir yöntem. Baş etmeye çalışma öyle. yöntemi. Çok mesela üzerine şaka yapmak. Hı. Bazen mesela şey sevdiğimizden ayrılırız. Tamam mı? Şaka yapıyoruz. Yani işte beni hak etmedi zaten deriz. Ya da işte güleriz, bizi daha iyi hissettirecek yerlere gideriz. Ama bu bizim acımızdan belli noktada kaçtığımızı da gösterir. Hı hı. Hani ben, hani ağlayan kendini böyle bitap duruma düşünen çoğu insandan belki de iç dünyasında çok fazla acı çektiğini söyleyebiliriz ama göstermesi aynı şekilde olmayabiliyor hı hı. işte. Peki bir, bir bir kısıtlama olması gerekir mi? Yani insan tabii ki çevresine duyarlı olmalı ve takip etmeli dünyada ne olup bitiyor? Hep uyanık olmamız gerektiğini hı hı. düşünüyorum ben hı hı. ama e, bir de İnsanın kendi kabuğuna çekilmek istediği zamanlar var. Ne, ne tavsiye edersiniz? Mesela kendini iyi hissettirecek bu anlamda. Ben kendim bundan çok etkilendiğim için söylüyorum. Ve birçok takipçim de aynı dertten muzdarip gerçekten. Yani kendimize gelemedik bir türlü. Valla şöyle... E... Kendimize gelemedik deyince e doğal artık kendimiz için yani. şey yaptı. Doğal. Yani şöyle söyleyeyim. Burada sayfa 85'te yetişmek için koşmak değil bazen durmak gerekiyor diye bir yer yazdı. Durmak, durmak. Durmak çok durmak değerli. Durmak evet. gerekiyor. Çoğumuz böyle bir şeylere yetişmek için çabalıyoruz ve çabaladıkça ne istediğimizi kaybediyoruz. Belirsiz hale geliyoruz, yoruluyoruz. Yolumuz şaşıyor. Ve bir yerden sonra frene bastığın zaman yani bir bir ruh sağlığı uzmanına gidiyorsun Hı -hı. ve sana şunu söylüyor diyor ki, nereye yetişmeye çalışıyorsun bizler hepimiz çocukluğumuzda anne ve babamızın dış seslerini yetişkinliğimizdeki iç seslerimize dönüştürdük Hı -hı. bakıyorum mesela bir kız geliyor tamam mı ya da bir e, işte bir çocuk geliyor diyor ki şunu yapmam lazım diyor işte evlenmem lazım diyor tamam mı ama konuşan annesi ama aslında. ama konuşan annesi ya da bir çocuk geliyor, bir adam geliyor diyor ki başarılı olmam lazım, İşimde kesinlikle başarılı olmam lazım. Bir bakıyorsun, arka tarafta konuşan annesi. Hepimiz anne ve babalarımızın öcünü alıyoruz. Hı hı. Bakalım çocuklar var ya çok enteresan varlıklar. Buradan o konuya geçmemiz enteresan çok, olacak. Çok. Çocuklar genellikle mesela annemin, annemi sevmeyen akrabamı sevmem, tamam mı? Hı hı. Annemle anlaşamayan akrabamla anlaşamam Bu da bir kalıp değil mi? Öğrenilmiş bir, bir kalıp Öğrenilmiş bir kalıp hı. ama işin garip kısmı şu Annemin Söyleyemediği Aman işte ayıp olur dediği Şeylerin çoğunu da akrabalarıma ben söylerim Çoğu çocuk da bunu yapar Yani ailemizin öcünü alıyoruz dememizdeki Kısım bu hani bazen anne baba Çok takar ay işte başkaları ne diyecek diye Bakın o anne babaların Çocukları genellikle daha asi oluyorlar Bana ne kim ne derse desin Çocukları oluyorlar tepki gösteriyor. Tep, on annesinin babasının ebeveynlerini İntikam. gösteremediği evet. Onları kurtarıyorlar. Çocuk yetiştirirken de bazen şeyi fark ediyorum. Mesela kendi annemiz, babamız pozitif bir örnek olabilir bize. Ya. Olumlu bir örnek. Sevgi dolu, anlayışlı büyütmüş ya. bizi vesaire. Biz de çocuğumuzu onlardan öğrendiğimiz gibi davranıyoruz ama Bazen de negatif örnekler oluyor aşırı otoriter babalar evet. işte ne bileyim ilgisiz anneler ya da sinir bozuk <gülüyor> anneler. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl etkiliyor mu? Ama ben şey de gördüm yanlışı kendi anne baba olduğunda doğruya çevireni de gördüm. Bazen yanlış örnek de iyi oluyor insana neyin yapılmaması gerektiğini. Bu enteresan bir örnek, yani doğru bence de. Ee, ama ben şöyle bir şey düşünüyorum. Hatta e, bu kitabımla birlikte e, eğer hani biraz daha tamamlamaya vakit bulursam çocuklarla da alakalı bir şey yazıyorum. Ya yani orada hep kendimi tuttuğum nokta şurası. Bir çocuk ailesinde çok kötü bir ortamda bile büyürse büyüsün. Evet. Orada, oradan uzaklaşmayı, doğru kaçmayı, iyi yalan söylemeyi, yani bir durumdan iyi sıyırmayı. Bunları öğreniyor. Donanım kazanıyor yani. Bravo sebektim. donanım. İşte evet. Olay aslında ebeveyn olarak bunu böyle bakıyor olmam lazım. Çünkü bazı ebeveynler şunu diyor. Diyor ki ben diyor, öfkeme hakim olamıyorum. O yüzden çocuk doğru yetişme, diyorum Çocuğun doğru yetişmesinin bir yolu yok ki. Eğer öfkenize hakim olamıyorsanız, orada parlıyorsanız bu çocuk bir insanı e, çabuk öfkelenen bir insanın altında ezilmemek için belki bir beceri geliştiriyor. Belki çok e, insan ilişkileriyle alakalı geliştirdiği bu muhteşem beceri ileride ona evet belki e, duygusal anlamda yorucu fakat öteki taraftan da bu becerisinin faydalarını kazanacağı bir hayat yaşatacak. Aynı şey gibi değil mi? Mesela kardeşi olan çocukların bazı şeyleri tek çocuk olanlardan daha önce deneyimleyip hayata daha hazır hale gelmesi Mesela bravo. Ben bunun acısını hayatıma çok çektim okul zamanlarımda. Çünkü e, mesela paylaşmayı bilmiyordum. Ya her şey birden veriyordum ya da her şey kendime istiyordum. Çünkü evde didiştiğim, rekabet ettiğim kimse yoktu. Yani bazen o çocukların, kardeşlerin kendi aralarında kavga etmeleri de e, onları hayata hazırlayan bir süreç oluyor. Yüzde yüz aynı şeyi e, Ben mesela mümkün olduğu kadar onların tartışmalarına müdahale etmemeye çalışırım. Çünkü çıkış yolunu da kendi bulsun diye. Hı -hı. Şimdi çocuklar bu aralar çok evde zaman geçiriyorlar. Semester tatili olduğu Hı -hı. için. E, şimdi hafta sonu olduğu için hepsi de evde ne ne önerirsiniz? Bu e, özellikle hani kendi çocuklarım için de sorayım. E, kızım çok meraklı böyle şeyleri izlemeye gündemdeki olayları Hı. falan ama çok fazla şiddet var gerçekten. Evet. Hani ne kadar sınırlandırırsanız sınırlandırın, Mecraların birinde mutlaka karşısına çıkıyor. Ya da işte bir yurt dışında yaşayan bir arkadaşı diyor ki bak gündemde bu var diye fotoğrafını gönderebiliyor falan. Yani bu, bu çocukları bundan. E, kaçırıp saklayıp korumaya çalışmak mı lazım yoksa e, hani Evet acımasız olabilen Hı -hı. bir hayat var Hı -hı. dünyada böyle Hı -hı. şeyler oluyor Bunlar gerçek yatsıyamayız ama bununla baş etmenin yolunu mu ee, bulmalarını sağlamamız gerekiyor. Ama ilk sorunuza cevap vereyim. Bol bol oyun oynayın. Çünkü onlar da travma yaşamış oluyor. Tabii tabii. O ilk sorunuz dediniz yani onlar şu an tatildeler ne yapmaları evet. gerekiyor. Bol bol oyun oynayın. Ee, ama onun dışında bir onları bu haberlerden, bu dünyada olan bitenden ben haberdar etmeyi çok değerli buluyorum. Hı hı. Ee, onların e, olayları e, anlatırken, onlara aktarırken kendi kararlarını vermelerine yardımcı olmalarına Hı. hatta kendi hayatlarından örneklerle pekiştirmelerine sağlıklı buluyorum. Hı. Çünkü haksızlık mesela orada da haksızlıktır. Ama her insan haksızlık derse kendi hikayesinde de haksızlığı bize gösterebilir. O yüzden çocuğun hayatındaki haksızlığı yani işte bak Emre seni hep dövüyor ya daha büyük diye mesela cüsse olarak Emre dövüyor ya seni Bak işte orada hissettiğin şey bu haksızlık duygusu bu. Çoğu çocuğun bu noktada e, bu duyguyu hayatında nereden e, bulduğunu, nereye çapaladığını e, hissettirmemiz gerekiyor. O yüzden bizim orada zaten bu ha, haberlerin onlara katacağı böyle çok fazla duyarlılıkla birlikte, içselleştirmeyle birlikte katacağı işlevsizlik, daha böyle e, kötü etkilenmelerinin önüne geçebilmek için hani onları... Ha, durumdan haberdar etmeyi çok faydalı buluyorum. O yüzden hani şu an e, evde derken çıkışı ben hani bu bir kere şuradan bağlayayım ödev e, konusunu e, çok fazla yani şu anki verilen yapıda çok gerekli bulan bir uzman değilim. Ben Ödevleri çok karşıyım. Ya, yani, yani onu küçükken bilemezdim. Yani tatilse tatil değil mi? Doğru ama yine de o sorumluluk kısmında insanın belki davranışsal ödevlerinde yani. Çok ben, çok önemli. Sorumluluk almak. Bravo ama yani evet. ben ben bir tane hocamızın şeyi söylemesini isterim. Bence çok değerli. Yani benim ailemde öğretmenler çok fazla. Ben de bu arada bir köy okulunda Öğretmenlik yapmış bir psikoloğum aslında. Harika. E şimdi e, şunu biliyorum. E, ben bir çocuğa ders çalış dersem çok farklı etki ediyor. Ama hadi gel seninle bir oyun oynama programı yapalım dersem çok farklı etki ediyor. O yüzden e, bazen ödevler şunlar olmalı. Arkadaşlar fiziki bengeliniz yoksa spora başlıyorsunuz. Mert başladın mı? Ayşe başladın mı spora? Hangi sporda ne yapacaksın söyle bakalım. Günde kaç saat ayıracaksın? Gibi. Ya da sosyal medya mı çok kullanıyorsun? O zaman artık gezinmeyi, zapping yapmayı bırak. Bana bir içerik üretin arkadaşlar. Mehmet sen sınıfın ee, işte bir sosyal mecraya sınav konusunun anlatımını yüklemekle sorumlu olan kişisin. Yükle Bu tip bakalım. Görevler Bu vermek. tip görevden basıyor. Hı -hı. Hayatın içine katmak gerekiyor Hı -hı. diye Hatta, düşünüyorum. Hatta e, şimdi <laughs> bazen yanlış anlıyor insanlar çocuklarla ilgilenmeyi çocukları meşgul etmek oyalamak gibi evet. e, algılıyorlar. Ben onu çok doğru bulmuyorum. Mesela tabii ki çocukların çeşit, okul dışında da çeşitli eğitimlere gitmesi Hı -hı. güzel bir şey. Hı -hı. Hani ilgisi olduğu bir alanda ayrıca hobileri de olabilir vesaire. Fakat işte o kurstan çıkıp o kursa, o kurstan çıkıp o kursa yani mesela çocukların Aile içinde zaman geçirmeyi ve aileyle birlikte yaşamayı, aileyle e, sorumluluklarını paylaşmayı, hı hı. o ailenin bir bireyi olarak kendi değerini ve işlevini mesela bilmediklerini görebiliyorum, gözlemleyebiliyorum. Ben kendi evimde en çok buna dikkat ederim. Yani şimdi. Aile zamanı ise bu. Tahmin ettim bu Hadi arada. bakalım gerçekten <gülüyor> <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Evet, Acaba diyorum hani e, onun, e, kendisinin hayatında nereye dokunuyor diye de öyle dinliyorum Dokuz sesi. Dokun tabii. siz bir yandan da analiz <gülüyor> ediyorsunuz <gülüyor> hayır, hayır, değil mi? Hayır hayır yani bakın şöyle bir şey söyleyeyim. <laughs> Çocuklarda e, birçok e, bizi izleyen kişi e, bunu deneyebilir evde çocuklara ailesinin resmini çizdirsinler. Hiç hmm. müdahale etmeden. Bakalım çocuk kendini o, o resme koyuyor mu? Hımm kendini orada ait görüyor mu ya da bir şekilde orada değil mi? Bunun bir sebebini bir de araştırmak lazım. Kimi nasıl görüyor ve çiziyor? Kimi nasıl görüyor ve çiziyor? Bunu çok kullanıyoruz biz çocuklarda. Bu bahsettiğiniz şey ergenlikte olmaz ama. Ergenlik bazen kendi odasını, kendi ee, cumhuriyetine çevirme dönemidir yani kendi bazen mi çoğunlukla çoğunlukla yani. yani o yüzden hani orada odanın özel izinle giriliyor falan Vize ama, uygulaması <gülüyor> <gülüyor> ama orada hani görünmez kapıyı bir görmek lazım hani böyle bir kenarda bekleyip hani ses çıkartıp bak geliyorum ya da bak hani bu konuda bu öğleden sonra öden odana geleceğim işte sana düzeninle alakalı birkaç yardım edeceğim. Diye hayır, hayır beni toplama. Benim düzensizliğimin arasında bir düzenim var zaten gibi tartışmalarda. Zaten ergenliğin en önemli belirtileri evet. getirilere Ben bu konuda kitapları okumuştum vesaire. Mesela şöyle bir şey geliştirmiştim oradan tüy alıp mesela işte git dişlerini fırçala. Hı. Dediği zaman yapmıyor. İşte asla emir kipi kullanmayacaksın ya da bir eleştiri yapacaksan sen diye başlamayacaksın. Sen Hı. çok dağınıksın falan. ...demeyeceksin. Hmm. Reaksiyon almamak için... ...nasıl kıyısından, köşesinden dolaşıp... ...aynı yere <laughs> ulaşabiliriz hmm. diye... ...işte kit dişini fırçala demek yerine... ...dişlerinin fırçalanması... ...gerekiyor demek yani. Hmm. Ya da işte ille de şunu yap... E, diyorsak ...ödev yapmak istemiyorum... ...diyorsa mesela... ...şimdi iki seçeneğin var... ...ya yatmadan önce ödevini yaparsın... ...ya da bir yarım saat oynayıp... ...ondan sonra ödevini yapabilirsin. Hani sen karar ver hangisinde... ...kendini daha rahat hissedeceksin gibi... Bu epey bir süre ergenliğe kadar işledi. Başka bir yöntem daha söyleyeyim mi? Hemen Lütfen. söylüyorum, tamam. Şimdi ee, bu kitabımı isterseniz bu kalemimi. Hangisini alacaksınız? Kitap var bende şimdi bu şey olmadı, tamam. Kalemi. Tamam kalemi aldınız. Alın bakalım kalemi o zaman. Şimdi burada ben size bu kalemi alır mısınız demedim. Evet. Ben sizi iki seçenek arasında bıraktım ve siz bir yerde şimdi ben sadece kalemi verseydim size bu kalemi alır mısınız deseydim Herhangi bir durumda almama ihtimaliniz de vardı. Evet alırım ya da almam derdiniz. Ama ben iki şeyi size teklif ettiğim için sizin artık kafanız onu mu alsam bunu mu alsama çalıştı. Üçüncü bir ihtimal yokmuş Üçüncü, gibi. Üçüncü bırakma ihtimali düşündürtmedik size. Hemen bunu not alıyorum. Eve git gizli basın evet. <gülüyor> evet yani, yani bu şey yani dişini mi fırçalanmak istiyorsun odanı mı toplamak istiyorsun? Hani bu güzel bir ihtimaller diye olur. not aldım. Evet. Harika yanı hmm. da evet. Bunu uygulayacağım tamam, gerçekten. Güzel. Ee, yani dediğiniz doğru bir de çocuk psikolojisiyle ergen psikolojisi de birbirinden farklı oluyor. Ergenlikte daha çok böyle işte itirazlar başlıyor, kendi sınırlarını belirlemek, herkesin saygı göstermesini beklemek ki bu öz saygı açısından da değil mi önemli yani çocuk hak ediyor saygıyı. Ergenlik bu say bir var olma biçimidir. Buyurun. Evet Hı. evet. Yani çok güzel. Ergenlik bir var olma biçimi. Ben biçimidir. hala bir mesleki olarak bir ergenim. Hı. Yani burada şöyle tanımlıyorum sonuç olarak onu söyleyeyim. Ergenlik bir çocuğunla birlikte bir tren ne bileyim sallantılı bir trende bir tünelden geçme gibi. O trenin sallantısını önlemeye çalışmak imkansız. Ama bir yerlere tutulmak zorundayız. Çünkü o tünel bitecek. O tünelden çıktığımız zaman ne dağıldıysa nerede kaldıysa artık tren o düzende devam edecek. O yüzden mesela bazen. İnsan da şunu söylüyorum sınav döneminde o kadar yıpratıyorlar ki birbirlerini çocuk başarılı oluyor ama ebeveyn ile ilişkisini kaybediyor yani o tren oradan başarılı ama düzensiz çıkıyor ebeveynsiz çıkıyor belki yani o yüzden bence önemli bir kriter bu da evet evet yani şey bazen gerçekten e, sabır isteyen ve zor bir süreç de olabiliyor özellikle birden fazla çocuğunuz varsa ama <laughs> e, ama her sürecin yani hayatın evreleri var değil mi? Biz de yaşıyoruz yani çocukluk, gençlik vesaire. Bir sürü de dönüşümler yaşıyoruz hayatımız Kesinlikle boyunca. Öyle. Bu sürecin de başı ve sonu olduğunu ve tünelin Hı. ucunda da bir ışık olduğunu bilmek gerekiyor ve hep, her zaman pozitif davranmak tünelin gerekiyor. Tünelin ucunda ışık var evet. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu çok önemli bir şey. Doğru var. Yani umut dediğimiz şey bazen mutluluktan bile daha önemli olabiliyor. Umutluluk diyorum ben. Değil U, mi? Evet bu kavramı da yazın. Umutluluk. Bunu da not ediyorum. Aynen. Umutluluk. Umutluluk evet. evet. Umuda yani... olan insan mutlu oluyor. Biz mesela görüşmelerde hep ...şeye bakarız. Bir insanın gelecekle alakalı planları var mı? Hı -hı. Bu bizim için önemli bir kriter. Bir çocuğa sorarız yani var mı? Bu hani başkaları için var olmak meselesi vardı ya siz de Hı -hı. o konuya önem veriyorsunuz. Hı -hı. E, geçmiş zamanlarda çok enteresan bir şey yaşamıştım <laughs> bir e, terapistle konuşurken bana şey sormuştu e, hayaliniz var mı bir hayaliniz var mı şimdi ben işte kariyer sahibi bir insanım aile hayatım belli hani çok çerçevesi belli e, hayatım var e, hayallerimi sıralamaya başladım dedim ki işte anneme şöyle bir ev almak istiyorum çocukların şöyle okumasını istiyorum böyle bilmem ne falan filan saydım saydım, saydım. Soru bana dedi ki ben sizin hayalinizi sormuştum. Hmm. Kendimle ilgili değildi hayal ettiklerimin hiçbiri. Sonra ben şey oldum. Allah Allah. Hani her şey çok mu dört dörtlük acaba? Harbuki değil o zamanlar e, hayatımda eksikliğini hissettiğim şeyler de vardı ama mesela kendi gereksinimim aklıma gelmiyordu o sırada. Bu da o dediğiniz konuya giriyor mu? Bu çok, bu çok etkileyici. Tabii bu çok etkileyici bir şey demek ki. Şimdi Görülme isteğimiz var. Zaten yaptığımız işlerin arkasında da görülme isteklerimiz var. Hmm. Yani bir avukatın adaletsizlik noktasından gelebileceğini. Aile içinde belki kardeşi olan insanlar ya yani bakılsa, araştırılsa. Böyle birini daha... sanıyorum ya hayatta çok başarılı oldu. Mesela. Evet. Ve yani işte belki bir psikoloğun kendi çözmesi gereken şeyler ailesinde. Ya da işte bir e, öğretmenin öğreticiliğinin, kendi işe yararlığının kendini kanıtlaması amacıyla mesleğine başladığını söyleyebiliriz. Her mesleğin altında, background arka planında böyle şeyler var. O yüzden ne evet, kadar gerçek sebepler mi? Aslında negatif bir sıçrama tahtası olup pozitife hizmet etmiş oluyor değil mi? Negatif bir sıçrama tahtası. <laughs> ilginç. Onu da bu kitapta şöyle yazdım. Ben normalde çok çekingen biriyim. E, TED konuşmaları yaparken. Evet TEDx konuşmalarınız varmış. TED, Çok güzel. Böyle, böyle TED konuşmaları yaparken o kadar heyecanlandım ki heyecanımdan bir şey unutmaktan inanılmaz kaygılanıyorum. Yani mesela burada da öyle ama şunu biliyorum. Kaygımı bastırmak için şöyle bir yöntem e, e, benimsedim. Ben eğer unutursam unutmakla alakalı konuşmaya başlıyorum. Çünkü Harika. o zaman ...yani durum değerlendirmesi böyle bir şey bende... ...unutmakla konuş... ...başladığım zaman bu konuşmaya... hatır ...beynim onu hatırlayarak zaman kaybetmiyor ve... ...şak diye önüme getiriyor konuyu tekrar... ...aa bak bunu anlatacaktım deyip devam ediyorum... ...o zaman e, gerçekten... ...içselleştirmiş oluyorsunuz... ...içsel bir konuşma... ...çok samimi, gerçek ve... ...karşınızdaki de etkileniyor... ...negatifi... ...ezberlenmiş ve... bir şey yok yani... Bravo. ...negatifi pozitife çevirmek konusunda işte... ...ben hep zaten danışanlarıma... ...çalıştığım insanlara bunu anlatmaya çalışıyorum... ...yani... Adam diyor ki ben çok iyi yüzüyorum ama koşu yarışında bu adam. Ben diyorum ki sen çok iyi yüzüyorsun yani gördüğüm kadarıyla. E Kendini koşu yarışında değerlendirirsen zaten başarısız olacaksın. Ama gel bakalım bir de seni bir denize atalım. Doğru yeri bulmak o kadar önemli ki. %100 doğru öyle. alanı bulmak. Hı hı. E, doğru insanlarla bir arada olmak. E, doğru bir ekibin parçası olmak. Kesinlikle. E, çok çok önemli yani... E, Aidiyet hissettiğiniz sizin için doğru bir yerse... ...o zaman çiçek açıyorsunuz. Hakikaten. Ve bunu seçebiliyorsunuz. Evet, evet. Bence bu önemli. Çoğu insan... ...ah çok şanssızım ya işte arkadaşım böyle şöyle falan... E tamam. Yani saksı değiliz ki. Arkadaşın olmak zorunda mı? Evet saksı değiliz ki. Buradan çıkıp buraya geçebiliyoruz. İşte oradaki insanın değişimindeki en zorlu aşama değişimde bir kırılma yaşanması. Yani yer değiştirirken köklerden bazen kopmak zorunda oluyoruz. Evet. Bazen yeni evlilikleri yapabilmek için aileden boşanmak zorunda oluyoruz. Değişimler, dönüşümler sancılı olabiliyor evet. ama aslında çok olumlu sonuçları da olabiliyor değil mi? Zaten şöyle yani ne ne kadar yukarıya çıkarsan manzara o kadar güzel gözüküyor Doğru. ama yukarıya çıkarsan da aşağıdan kopmak, yani düşer düşmenin riskini almak zorundasın. Evet. Benim size daha sormak istediğim o kadar çok şey Aa, var hı. ki. Şimdi bir ara vereceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Ee, bekliyoruz hepiniz. Selam var bakayım ablalara. Hadi. Ne Hadi. bu ola Maymun. Oynadığı karakterlerle gönüllere taht kurmuş ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Erkan Can'ın meslek hayatına dair merak edilenler. 24 hafta sonunda birazdan. Sadece Gül'e ve dikenine şükretmek yeterli değil. Kul, gül olmadan da şükredendir. Tekrar hoş geldiniz. Az sonra hepinizin hayranlıkla izlediği çok değerli oyuncu Erkan Can. Benim de ayrıca çok çok sevdiğim bir okul arkadaşım olan Erkan Can. Bizim de olacak çok renkli bir sohbet yapacağımızı umuyorum. Ama ondan önce arkadaşlarımız bir haber turu hazırlamış. Bakalım gündemde neler olup bitmiş bir göz atalım sonrası bekliyorum. Ülkemi temsil etmenin ve bayrağımızı uluslararası uzay istasyonunda taşımanın gururunu yaşıyorum. İlk Türk astronotumuz Alper Gezer Avcı uzayda ilk bağlantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdi. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Cumhurbaşkanı'nın sorularını yanıtladı. Erdoğan, ilk astronotumuz oldun ama son olmayacaksın dedi. Sen ilk astronotumuz oldun ama tabii ki son olmayacaksın. Tersine göçe önemli bir örnek var sırada. NASA'ya yıllarını veren astrofizikçi Umut Yıldız istifa edip Türkiye'ye döndü. Türkiye'nin uzay misyonuna bu topraklarda şahitlik etmek isteyen Umut Yıldız 24'e konuştu. Ülkemde yapacak daha çok şeyimiz var mesajı verdi. Aslında kararı çok önceden vermiştim. Uluslararası Adalet Divanı Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasında ihtiyadi tedbir talebine ilişkin kararını açıkladı. Divan, İsrail'in dosyanın reddi talebini kabul etmedi. ...İsrail, Lahey'de soykırım suçlamasıyla yargılanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı memnuniyetle karşıladığını söyledi. Eylemler hem yasaklanmaktadır sözleşme kapsamında hem de soykırım sayılmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi İsveç'e NATO vizesi verdi. İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin onaylanmasına ilişkin protokol... ...meclis genel kurulunda kabul edildi. AK Parti, CHP ve MHP evet oyu kullanırken... İYİ Parti, Saadet Partisi ve Dem Parti hayır oyu kullandı. İsveç kararı dünyada da yankı buldu. ABD Başkanı Joe Biden Türkiye'ye F-16 satışının onaylanması için mektup yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan süreci Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yakından takip ettiğini söyledi. AK Parti'de yerel seçim çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara ilçe adaylarını açıkladı. Bugün Bugünse İzmir'de olacak. İlçe adaylarını duyuracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki durağı ise Eskişehir. Eskişehir'in ilçe adaylarını da Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat açıklayacak. Evet. Eskişehir Türkiye yılı şehirleri için hazırız, kararlıyız diyor. Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum projelerini tanıttı. En önemli başlıklar Megakent'in kentsel dönüşümü ve ulaşım çözümleri oldu. Beylikdüzü'ne metro, Silivri'ye metrobüs geleceğini duyurdu. Kentsel dönüşüm alanında 5 yılda 650 bin yatay mimari eksenli konut inşa edileceğinin altını çizdi. Emeklilere, gençlere ve öğrencilere pek çok müjdeyi de tek tek sıraladı. Uğraştıran değil, ulaştıran bir İstanbul vaat ediyoruz. Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok ise 24 ekranlarında yeni başlayan açık görüş programına katıldı. Murat Çiçek'in sorularını yanıtlayan Altınok, Ankara'da %73 Altınok diyor dedi. Ankara'da Altınok'a oy verebilirim diyenlerin oranı %73. Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ ise ilçe ilçe gezdi, vatandaşlarla bir araya geldi. Dertlerini dinledi. SSK ve Bağkur emeklilerine müjde geldi. Maaşlara zam oranları Ocak ayı itibarıyla %49,25'e yükseltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerimiz için tüm imkanları serber ettik dedi. 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Elektrik ve doğalgazda önümüzdeki dönem zam olmayacak. Açıklama Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan geldi. Bayraktar, her iki alanda da vatandaşa destek ödemelerinin süreceğini söyledi. Doğalgazda herhangi bir fiyat artışı veya elektrikli fiyat artışı öngörmüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Yılın ilk toplantısını yapan Para Politikası Kurulu, politika faizini beklentilere paralel 250 bas puan artışla %45'e yükseltti. Merkez Bankası, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını vurguladı. Evet, stüdyomuza Güneş doğdu. Sevgili Erkan Can, bizlerle hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk. Çok özlemiştim Erkan seni. Ee, bizimle birlikte olduğun için bu ilk programda çok uğurlu geleceğine inanıyorum senin vardı. İşte Onu sen çok teşekkür ederim. Senden böyle bir haber gelince ben de hemen kabul ettim. Yaşasın, çok çok mutlu olduk. Hepimiz çok sevindik. Eyvallah, şimdi. ben de mutlu oldum. <laughs> Evet şimdi e, Hashtag'imizi tekrar hatırlatmak istiyorum Ben seyircilerimize Kendim için hashtag'ini söylemiştik Çok da değişik şeyler gelmiş Bizim ilk yarı izleyen seyircilerden Şöyle bir tanesi bakın Kendim için hayal edip Gerçekleştirecek e, Şeyler kuruyorum Senaryolar kuruyorum Demiş bir tanesi çok enteresan Kendim için ve tüm dünya için Çocukların sadece sevinç çığlıkları atacağı Günler diliyorum Yazmış birisi çok güzel. Kendim için kendimi yeniden inşa etme sürecine gireceğime söz veriyorum. Bu da güzel bir karar değil mi kendini yeniden inşa etmek? Bir tane daha enteresan bir şey vardı. E, kendim için ve sevdiklerim için değişmeyi, dönüşmeyi ve mutlu olmayı seçiyorum. Çok çok güzel güzel değil mi? Yani bunları düşünmek bile güzel. Düşündü mü zaten e, başlamış oluyorsun evet. gibi bir şey yani. Evet. Seni ilk yani bunu bizim tabi anımız bu çünkü kaç bin yıldır birbirimizi <laughs> tanıyoruz. Ee, bir, seni ilk gördüğüm anı anlatmak istiyorum anlat, seyircilere. Anlat. Hadi anlat. O zamanlar sen temelsin mahallenin muhtarlarında. Ama fırtına gibi esiyorsun seni herkes tanıyor yani. Bayılıyorlar temel. Ondan sonra e, biz de daha çömeziz birinci sınıftayız yeni başlamışız konservatuvara. Arkadaşlar dışarıda bir kalabalık gördüm. Yani dersten sonra hava alalım diye dışarı çıktık. Bir kalabalık gördüm. Ortada birisi var onun etrafını sarmış bütün öğrenciler. Herkes bir coşmuş dedim ki kim geldi acaba? Kim geldi? Erkan geldi, Erkan Can geldi, Erkan Can geldi. Herkes sana bayılıyordu. Seni ilk gördüğüm an odur. Sonra hepimizin tek tek hatırını sordun. Nasıl gidiyor dedin. Dersleri sordun, hocaları sordun. Yani sen mezun, mezun olmuştun olmuştum. ama okula gelip Arada kolaçen ediyordun abilik yapıyordun. E gene size. gene giderim. Yani yolum düşerse evet, geçiyorum. Evet. Erkan He. bunu nasıl yapıyorsun? Bilmiyorum. Bir de şeyi hiç unutmam. <laughs> Pandemi döneminde e, o zaman işte annem şeye kaçtı. E, tabii sayfiyeye kaçtı. Hasta olmamak için korktu. Çocukların hepsi bir tarafta vesaire. Böyle kendimi çok yalnız hissediyordum o yıllarda. Erkan arada bir gün dedi ki "Nasılsın çocuğum?" Bir de onunla bir konuşması vardı. Evet. "Nasılsın çocuğum? Bir şeye ihtiyacın var mı?" Yok her şey yolunda çok sağ ol çok teşekkür ederim. Eyvallah bir şey olursa haberimiz olsun diye. Hepimize böyle abi babalık yaptık. İrtibatta kalalım. İrtibat Çünkü ben, kalalım. ben arkadaşlarıma tutkunumdur yani. Çok Eskiden çocukluğumdan beri böyle. Şimdi pandemide ne yapayım? Bütün asker arkadaşlarım, izci arkadaşlarım. Diyor. Türkiye'de ne kadar arkadaşım varsa hepsini aramışımdır. E tabi okul arkadaşlarım. Şimdi irtibatta kalırsak iyi olur. Mesela benim şey de dikkatimi çeken e, hani en kıdem, kıdemlilerden biri Erkan can benim gözümde hani Erkan zaten oradaymış okulu üstüne yapmışlar gibi. <laughs> benim benim e, dünyamda öyle. Ama ben öyle seni çünkü? Bale, balede okurken Evet ya, küçüktüm de. O zamanlar e, e, uyanamamıştın galiba bilmiyordun okulda okurken tabii. Tabii Hep tabii kantümde. bale bölümünde ufacıktım. <laughs> tabii. tabii. Herkes görüyordu. Demek ki mezun olduktan sonra. Evet. Sen kimlerin sınıfıydın? Ben kimlerin sınıfıyım biliyor musunuz? Selim Erdoğan, ha. Neslihan Yelda. Yes tamam. Ee, Şimdi oldu. Evet. Yani çok güzel bir sınıfımız vardı. Güzel sınıf. Çok enteresan bir şey fark, et, fark ettiniz mi bilmiyorum. Sevdikleriyle alakalı ayrıntıları çok iyi hatırlıyor. Çok. Şimdi ikili ilişki kurma e, biçimlerinde şöyle bir teknik vardır. Birini yarım saat sohbet ettiğin zaman o kişiyle onun hakkında sana verdiği o küçük ayrıntıyı iki hafta sonra tekrar gördüğünde onu aktarırsan aranda çok enteresan bir bağ oluşuyor. Enteresan. Değil mi? Tabii o yüzden insanların iletişimde birbirlerinin hakkındaki ayrıntıları şimdi tecrübesiyle bunu aslında fark etmeden yapıyor. O demin hatta hani nasıl yapıyorsun dedikten sonra siz hani bilmiyorum dedi de ya yani. işte bilmiyorum dedi ya işte evet. o doğru doğru olan evet. kısmı o zaten sadece yapıyorum evet. akış yapıyor yani o yüzden bu hani bizi izleyen insanlarda hani işte her şeyden bir bilgi e, çıkardığın yine e, Serdar e, olacak belki ama, ama önemli. önemli bir şey yani ne çıkaymış? bile kendi dönem arkadaşlarının bile abi dediğini ve çok saygı duyduğunu ve fikir danıştığını hmm. bilirim öyle bir e, ama şimdi aurası var. Mesela olgun benden çok ufaktır. Ben olgundan korkarım, çekinirim. <laughs> Fırça atar çünkü olgunun bir kafası başka yere. Çok, onun çok bildiği şeyler var, bilmediğim şeyler. Ol, Olgun'a danışırım. Yani şimdi burada beş kişi oturalım, herkes bir şey söylesin, tartışsın. Olgun oradan e, böyle e, burnunu oynayarak, Erkan abi o iş öyle olmaz der, şöyle olur der <laughs> ve Olgun'un dediği çıkar. O yüzden bu, denenmiştir, sınanmıştır. O yani. da inanılmaz renkli bir karakter. Tabii. Olgun şimşek, Hı. herkes tanıyor. Şimdi öyledir yani e, büyüklük küçüklük, yaşça falan hiç önemi yok. Yani. İşte benim için hiçbir önemi yok. Pardon. Özür dilerim. İleticimiz Şekerimi mu? ölçecektim. <gülüyor> Neyse, <gülüyor> ölçerim. Şekerimi ölçecektim. Pardon. Erkan'ın şimdi o kadar faal ki her zaman yani işte arada hatır soruyoruz birbirimize vesaire. Hani ne yapıyorsun dediğimde bir dolu şey yapıyor oluyor her seferinde. İşte bir gezi programı yapıyorlar Güven Kıraç'la. iki tane film çekmiş oluyor. Onlar peş peşe vizyona girecek oluyor. Tiyatro oyunu devam ediyor. Bazen yeni oyun çıkarmış oluyor. Hep böyle bir Yapacak bir şey yok çünkü e, çalışmamız lazım. Evet. Yani e, bizim işimiz bu. Hep kafada bir, bir proje var. Gelen işleri değerlendirmek dışında kendi de proje üretiyor ve yapıyor. O kadar güzel bir şey ki. Şimdi boş oturduğumda raydan çıkarız. Olmuyor. Rayımızda gitmemiz. Tren dedin ya. O rayda gitmemiz lazım. Yani e, yoksa öbür türlü olmuyor. Onları Ar denedik geçmişte hayatımızda. E, bizi çalışmak kurtarır Vanya'da. Vanya'da doğru. Işte yani çalışıyor da hareket etmeyen e, zihinde hareket etmeyen beden düşünmeye o hani overthinking dediğin çok fazla düşünme var ya çoğu insan hani dönemin en büyük e, hastalıklarından evet, ben biri. Evet onu da soracaktım size İyi ki hatırlattınız overthinking yani bazen insanın uykularını kaçırıyor bir konu hakkında belki çözemediğim bir şey o Hı -hı. kafana takılıyor dönüp duruyor e, a -a, uykun kaçıyor hani başka bir şeye konsantre Hı -hı. olamıyorsun vesaire üstelik de hiçbir işe yaramıyor bunu yapmak yani. Evet Hı -hı. ama işte Aynısını söyledi şimdi. Ee, burada eğer hani insan olduğun zihni problem üretmeye çok meyilli. Hı hı. Yani çözüme odaklanmaya. Çözüme değil. odaklan problem üretmeye. Ama bir şey üretmeye başladığın zaman problem yerine başka bir şey üretmeye başladığın zaman o problemi ne dedik ne de, oradaki negatifi o pozitife çevirip orada bir proje çıkıyor. Erkan'ın hep öyle bir duruşu vardır. Hep bir reçetesi vardır. Evet. Mesela dersin ki ya boş şu geldi şöyle oldu böyle oldu falan. Çat o bir tiyatroya Sakinler, mı dönüyor? sakin çocuğum bakacağız. Sakin olmak lazım. Bakacağız ya, halledeceğiz. Ya. Evet. Orada evet. o sana bir vizyon veriyor. Sen bir dışarıdan bakıyorsun ve hakikaten sakinliyorsun. Ya tamam yani şu anda tepinip durmak bunu çözmeme yaramayacak. önce bir kendini sakinleştir. Ama bazı insanlar işte şöyle çözüyorlar. Şimdi o kadar üretken kafa hep o kadar dolu ki mesela... ...yani belki abi sen de söyleyebilirsin bunu... ...hani e, kendinle... ...problem yaşamamak için bir şeyler üretmek zorundayım... O ...yani da doğru, değil mi? belki de bir oyun... ...belki de ne bileyim... ...ortaya çıkan bir e sahne vardır ya... ...işte bir şarkıcı var diyor ki... ...birkaç şarkı yazmam için ilk önce depresyona girmem lazım diyor mesela... ...bilmiyorum katılıyor Kimisi besleniyor? Eee... ...yani o da becermek de bir, bir şey yani... Şimdi, evet değil mi? Şimdi onu becermek de bir şey... E, ...onu... Biniş, yani onu idare edebilmek de çok zor bir şey. O da nasıl olabilir? bir otokontroldür değil mi? İnsanın kendi duygusundan beslenmesi. Hani depresyondasın onunla mı uğraşacaksın onu bir üretime çeviriyorsun falan. O da ekstra bir Ötme maharet. çeviriyorsun, iyileşiyorsun. Yani İyileşiyor aşk şarkısı ben. yazıyorsun, ayrılık şarkısı yazıyorsun. O kadar dokunuyor ki ruhulara. O taraftaki ilgi hoşuna gidiyor ve bu tarafı aslında bastırmış oluyorsun. Evet ve oyunculuk evet. mesela terapi değil miydi? Aynen midir? öyle. Ha, Terapidir. Enteresan. Belki oyunculuk yapmasak başka garip garip huylarımız olacak. Ee, yani. evet. Doğru. Şimdi evet. Erkan'ın iki tane filmi biri Şubat'ta birisi Mart'ta giriyor değil mi? Bir Mart'ta giriyor. Evet. Biri Şubat'ta giriyor. Bir tanesi giriyor. Şey, Sadık evet. Ahmet önce Sadık girecek. Sadık Ahmet Şubat kaçtı Şubat? 2 Şubat. İki 2 Şubat. 2 Şubat'ta giriyor. Hep değişti bu biraz Bu meşhur ben. tarihe geçen doktorun. Meşru yani. meşru o, o, da. O da ikinci film o da Mart'ta giriyor. O da Mart'ta giriyor. Hı -hı. Hı -hı. E, dolandırılan bir hukuk profesörünü gayrimeşru, meşru. gayrimeşru, gayrimeşru. İşte Diğeri Batı Trakya ...Türkler'in halkları için haklı kendi hakları için verdikleri savaşla tarihi geçen doktor Sadık Ali. İkisi Ahmet. de e, iyi yerlere dokunan filmler. Seyirciler bunları seyretsin diye evet. e, işte. Bir de Alevli Günler oyunu Alevli devam günler ediyor. Alevli Günler oyunumuz var. Onu zaten ee, tiyatro izleyicileri çok iyi biliyordur. O uzun senelerdir oynadı ama galiba kadro değişti değil mi? Şimdi bir 10 sene oynadık onu. Hmm. Sonra pandemi girdi araya falan. Şartlar değişti. Şimdi Cem Davran'ın yerine Güven Kıraç başladı. E Yıldıray gelinmiyor. Şahinler'in yerine Levent Ülgen başladı. 10. oyunumuzu Eskişehir'de oynadık geçen hafta. Ayın 30'unda da Bursa'ya gidiyoruz. Bursa'da oyunumuz var. Oo, Bursa coşacak o zaman. Sen Bursa'lısın çünkü. Şu anda yerde bilet yok. yok Gerçi her gittiğimiz mi? yerde öyle. Ee, o zaman Maşallah tahtaya vuralım. Kapalı gişe. Ee, oyunda eğleniyoruz. Ya Eğlendiğimiz için de bu eğlencemiz, bu şeyimiz e, seyirciye geçiyor. Tabii. Seyirciden de onlar da eğlenince böyle bir doğaçlamaya da müsait bir oyun. Bir Karagöz Hacıvat orta oyunu gibi koydu onu Yıldıray Şahinler. Tabii ki bunu böyle e, tam şeyini çıkartmadan, e, sulandırmadan e, rollerin dışına çıkıp sonra içine giriyoruz. Oyuna devam ediyoruz. E, bu bize büyük bir keyif veriyor. Sizin oyunlarda genellikle öyle bir denge var. böyle Hem hani çok geleneksel ama aynı zamanda modern de. Böyle çok e, izlemesi ya, acayip keyifli bir şey çıkıyor. Gelenekselden vazgeç. Vazgeçemeyiz Tabii. yani ben geçmem hı hı. yani başkalarını bilmem de ben geçmem çünkü orada rahat ediyorum. Tabii ama işte akademik eğitim almış birinin o kadar donanımlı birinin geleneksel e, o, oynaması da başka bir keyif oluyor. Onu i̇şte söylemeye bir şey bir oynarken de belki onun içine Tabii. girip şimdi hepsini bir harmanlamak e, keyif veriyor oyuncuya. Onu, bir şeyi herkesin yaptığından farklı yapmak değil mi önemli olan? Ya da işte e, e, unutulanı e, gelenekseli de e, unutmamak için bir hafıza için ya da işte yeni bir yorum çünkü bunun sonu yok istediğin Tabii. gibi yorumlarsın e, güncelliyoruz yeniden diyelim ona hı hı, hı. öyle oluyor bence sanki. Böylece hem geleneksel yaşamış oluyor hem de eskimemiş daha oluyor dur, daha, farklı bir konu Daha antigone hazırlıyorum. Ciddi misin? Tabii. Hii. antigone. Ali Sürmeli, kreonu çalışıyoruz kastlı. Of harikasınız. İşte bakacağız sana Antigone, Haymon e, daha kastı yapmadık. Duruyor. Şimdi e, tezgahta bir sürü işimiz var. Peki bu alevli günler... Sonra belki şey... bir sırça çekmez olacak. Ne diyorsun Erkan ya? Onu da sahneye koyacağız. Harika. Konsepti anlatmayayım. Anlatma sürpriz olsun. Onu ayrıca şey yaparız. Yani şimdi oyunculara yaparız. bakacağız. Tom kim olur... Laura kim olur? Amanda o dişi mi yapacaksınız olur? seçme herhalde? Bagajı. Bagajı. Harika. Bilmiyorum. Hep projeler. Hep, böyle. proje. Ne Olmaz olsa... olmuyor çünkü babacım. Benim de, ya. Benim de çevrem çok bıktı o konuda. Evet. Tabire, şunu yapabiliriz böyle olabiliriz. Aa işte şöyle yapabiliriz. Ama böyle... çok güzel bir şey ya. Bu yaşama sevinci e, aslında. başlatıyorum mesela olmuyor. Tamam diyorum bu olmadı. Koy buzla çözeriz. Tabi Tabii tabii Başka alternatifleri işler. de çünkü, var. Çünkü o olmadı diye üzülmem. Zamana bırakırım. Biz sen ne? Birlikte başkasına bir terapi yapalım Erkan abi Yapamayın. çünkü yani çok hani hani o kadar böyle bilimsel anlafa Erkan abi sadece çözeriz, çözeriz desin, çözeriz, olay bitsin. hallederiz diyor yani. Hallederiz desin. Ve, ve onu söylediğinde ikna ediyor seni ve için rahatlıyor. Baba zamanın yani. sahibi biz değiliz. Evet bunu söyledim. O yüzden muradet olur, oluyor zaten. Ben kendi evet. hayatımda çok şahit olmuşum. Evet, Böyle oluyor. Yoksa çözemezsin abi. Senin elinde değil. Nasıl evet. yapacaksın yani? Yani herkes olmayan bir bilgelik var Erkan'da. O yüzden böyle ayrı seviyorum. Böyle akrabam gibi ailem gibi e o kadar zaten seviyorum. Kızım. Biz şimdi eski okul arkadaş, Benim bütün evet. okul arkadaşlarım akrabam gibidir. Öyle gerçekten öyle. Kesinlikle ben öyle görüyorum yani. O da öyle. bir dönemde değil mi? Şimdi öyle ilişkiler fazla kalmadı. Daha kopuk herkes birbirinden. Sen gerçi daha çok okulla... E, kolaça ne diyorsun gidiyorsun bakıyorsun. Ya ediyorum okuldan mezun olan çocukları hepsini ben takip ediyorum. Ya. Hepsi rapor vermek zorunda bana. Ya çok güzel. Yoksa silahlarını ve rozetlerini bıraksınlar <laughs> tatile çıksınlar. <laughs> Harikasın. Tabii. <laughs> Şimdi ya seninle konuşmak çok zevkli Erkan. İyi ki varsın. <laughs> Siz de öyle aynı şekilde. Sağ Şimdi bir sokak röportajı yapmış arkadaşlarımız. Hı. Onu izleyeceğiz. Ondan sonra e, soracağım daha da enteresan şeyler olacak. Bak bakalım. Tamam. Şu hayatta kendim için şunu yapmak isterdim diyebileceğim bir şey var Evet, çok iyi bir insan olmak isterdim. Çok güzel işler başarmak isterdim. Çok güzel yerlere gelmek isterdim. Tabii ki de desteğim olsaydı. Desteğim olmadığı için tek başınayım yani. Kendim için şunu yaptım. Kötü alışkanlıklarım yok. Yani her şeyden önce ona, ona yani kendime sayg, saygım var. Kötü alışkanlıklarım yok. Ben bunu kendime bir kar olarak görüyorum. Yani gerek dinimizin vecibeleri gerek de insan sağlığı açısından sağlığıma zararlı hiçbir alışkanlığım yok. Bu ben kendim için en güzel yaptığım şey olarak düşünüyorum bunu yani. E şöyle söyleyeyim ben kendim hiçbir kötü alışkanlığım olmadı. Hep kendimi örnek gördüm. Hep kendimi örnek gösterdim. Toplumun çoğusu da hep benden örnek aldı. Hep o şekilde de devam etmek istiyorum. Her şeyi de yaptın. Yani en azından askerliğimi yaptım. 30 yıl devlete çalıştım, emekli oldum. Peki şunu yapmak istiyorum dediğiniz bir şey var mı? İki tane pırlanta git çözüm var. Bilmiyorum kariyer açısından gelişmek istiyorum ama ya yani şu an biz daha çok genç olduğumuz için öyle çok bir şeyim yok. kendim için iyi bir bölüm kazandım. Ya kariyer istiyorum ben de. Öyle. Kendim için hiçbir şey yapamadım. Sadece iki tane çocuğumu büyütmeye çalıştım. Kendim için neler yaptım? e, ee, spor yaptım. E, ee, okul okuyorum, belki bir şey yapamamışım. Ya düşündüklerim hepsini hemen hemen yaptım. Evimi aldım, mesela eşimden boşandım, çocuğum oldu, çocuğumu okuttum. Evlendirdim çocuğumu, emekli oldum. <laughs> Vallahi ne bileyim artık onu. <laughs> Tarih yaş 70 yet, 72 Olsan olur, olmaz olur. Peki bu 70 yıllık ömürde ben kendim için şunları yaptım dediğiniz bir şeyler Aa, var mı? Pek bir şey kısmet olmadı yapacak. Rahmetli babam yaptı bize. Allah rahmet eylesin. Babam nur içinde yatsın. Valla hayatımda en büyük yani şahsıma nazaran konuşuyorum. En büyük yaptığım şey e, evlendim. Çocuk sahibi oldum. E, buradan tabii ki bütün bekar arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Yani <laughs> evlilik kadar güzel bir şey yok. Onun için bu benim dönem noktam oldu yani. Hem evlenmem hem çocuğumun olması hem de e, sevdiğim bir insanla evlenmem. O da bir ayrı bir faktör. Evet. Çok ilginç değil mi? İlginç. İnsanların söyledikleri. Orada 7-8 kişiyle sanırım yaptılar röportaj. Belki çok daha fazla ama hani süre anladığım kadarıyla ona etti. Orada ee, şimdi ben görüşmelerimde hep soru sormayı, doğru soruları doğru yerlere çıkartacağını düşünüyorum. Ben bunu kendim tecrübe etmeye çalıştım. Ve şunu biliyorum. Şimdi e, bu sudan örnek vereyim yine. Eğer birine su içmenin sağlıklı olduğunu hatırlatmak istiyorsam, neden su içmiyorsun, bak su içmezsen böbreklerinden problem yaşarsın demek yerine ben şunu diyorum. Ya... Şu suyu içtiğini hayal etsen nasıl hissedersin diyorum. Evet, Bu bir soru. Nasıl hissettirir? Bu bir soru. Evet, o yüzden değil, de, evet. İşte biz evet. oradaki mesela insanlara sordunuz ya o soruyu. Kendin için ne yaptın? Mikrofon böyle kend, e, mikrofon o ağızdan, o kişiden uzaklaştığı zaman o kişiyi evine öyle bir soruyla gönderdi ki oradaki muhabir arkadaşımız eminim Sadece o soruyla kalmadı, evet. düşündü yani. Evet, soru bir anahtar gibi değil mi? Yüzde yüz öyle. Açıyor, o konuda düşünmeni sağlıyor. %100. Sen kendim için dediğin ilk anı hatırlıyor musun? Hayatında var mı Erkan? Öyle bir e, kırılma noktası, bir dönüşüm noktası. Bir dakika, artık ben kendim için dediğim. <laughs> Çocukluğumdan beri öyle, kendim için. Çok erken çözmüş bunu. <laughs> yani tiyatro 16 yaşında evet. girdim, tamam bu benim kendim için. Bursa Devlet Tiyatrosu. Yani, e, herhalde odur o, Ben çalıştım biliyorum Bursa Devlet Tiyatrosu. Evet yani. Daha konservatuardan sonra e, Bakırköy Belediye Tiyatrosu. Bakırköy Belediye. E, kendim için hep işte tiyatro yani bu işlere sanat işlerine bulaştık ve kendimiz için kendi rahatım için kendi psikolojim için Hı -hı. bana iyi gelen. En iyisinin bu olduğunu hissettim ve hala kendim için ama bu kendim için yaparken her şeyi e, etrafım içinde evet. olması gerekiyor. Evet. Yani bunu dağıtmak gerekiyor. Sankofa. Hmm. Bak, bu bir sankofa kuşu, hmm. bir Afrika felsefesi. Diyor ki, geri dön, ara, bul. Hmm. Yani yarım bıraktığın, yapamadığın şeyler için diyor Afrika felsefesi. Geriye dönüp arayıp e, aramakta bir sakınca yok diyor. Ara bul tamamla yürü. Evet, tamamlanması gerekiyor değil mi? Hiçbir şeyin eksik kalmaması gerekiyor. E, sonra işte bu sankofo ile tanıştım, okuduk ettik, karşımıza çıktı. E, ben bu yıllardır bunu yapıyormuşum. Harika diye düşünüyorum. Bir de e, hani çoğunlukla insanlar kendim için sorusuna şey diye cevap verdi ya, işte kariyerle alakalı ya da işte Hı. belli başlı şeyler ev almak vesaire falan filan. Her zaman işle güçle ilgisi de olmuyor kendini gerçekleştirmek. Değil mi? Mesela Erkan'ın hayatımda bu kadar güzel hobileri olan ve bu kadar güzel ilgilenen hobileriyle e, çok az kişi tanıdı Mesela değil mi eski arabalar? E, o, o var. Eee Mesela geçen hafta e, Yalova'ya dağın içine bir Gürcü Köyü'nün üstünde bir park alanına gittik. O soğukta kar yağıyor. Ondan sonra çadır kurduk, büyük çadır. E, zor kurduk, üşüdük, ayaklarım falan donduk yani e, efendime söyleyeyim. Soba yaktık içeride, rüzgar ters etti, Esti duman, et pişirdik. Sabaha kadar uyumadık soğuktan ve her gece... E, Kar yağacağı için baktım toparlayın gidelim ama o bana o kadar iyi geldi ki kendim için gittim. Tabii. Ve, ve senin o kadar ne? zorluğu çektim yani. Serüvenci bir ruhum evet. var değil mi? Ve gezgin. E ben Nerede 40 dolaştınız? yıllık izciyim ben bir de. Kılavuz izciyim. Bursa Uludağ izcileri. Tabii hala devam ediyor izciliğim. Yani ruhum izcidir. Ben e, onu da kendim için çok keyif alıyorum çünkü. Evet. Bir de bu sizin Güven Kıraç'la evet. ayrıldığınız ikili. Birlikte yaptığınız gezi programları var ya hep bir şey yapıyorsunuz mutlaka yeni yeni formatlar. En geziyorsunuz. Son bir uzak doğu yaptık. Şimdi başka yerlerin programları da çıktı ama işler güçler o kadar. Çok takip şey eden ki, var. Araya girip bir 10 gün bir bir hafta şey yapsak. Projeler hazır. Hemen yapacağız. Ondan da büyük keyif alıyoruz. Evet, evet. O kadar belli ki izleyince insan anlıyor. Bizim kızlar dedi içeride yani ekipten arkadaşlarım e, ya yapacak mısınız? Biz seyrediyoruz. İnsanın içinden hani hiç evden çıkası yokken bile izlediğinde gezip dolaşmak geliyor. Öyle bir şey veriyor. Heveslendiriyor insanı diye. Harika, harika bir şey. Şimdi bunu kesinlikle keşfetmiştir Erkan abi bizden önce ama yine bir bilgi olarak atayım ortaya. Bazen Aynı bölgede, mesela evin odasında oturur düşünürsün. Ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ama insan gözü eşyalara, bulunduğu ortama nasıl alışıyorsa zihni de alışıyor. Zihninde başka bir odaya geçmek istiyorsan yer değiştir derler. Mesela ben de bu iş öyle çalışıyor. Evet. Mesela bir şey düşünüyorum, tamam mı? Yapamıyorum. Ama karavanımı alıp tatil'e gidiyorum evet. ya da bir yere gidiyorum. Orada şimdi onun dilinden konuşmaya başladım. <laughs> <laughs> karavan ee, dediniz ya yani karavan. Ama karaman. yani ya bizim de çok ortak anladığım kardeşim yavaş yavaş duyuyorum. Ben de çok eski minibüsler var, çok severim. Neyse onları alıp gittiğim zaman mesela takıldığım bir noktada bir şeyi çözebiliyorum. Bir bu işe yarıyor. Bir de yabancı dille düşünmek aynı işe yarıyor. Hmm. Beynin başka bir odasına geçebiliyor seni. Doğru. Çok enteresan iki şey. Deneyebilir insanlar. Bunda not alacağım. Bunu e mekanda ferahlık var. Evet. evet, evet, derler evet, ya. evet bu boşuna söylenmemiş yani yabancı dille. mesela düşünerek. yani mesela senin bir projende yer değiştirdikten sonra e, aklına evet ya bak burayı şöyle tamamlarız evet, dediğin oldu. şeyler oldu değil mi Çok oldu mesela çünkü o o o, o, o odada ya da o ortamda o, o, o psikolojide onu kitleniyorsun bırakıyorsun sonra bir kampa gidiyorsun ya da bir arkadaşına uğruyorsun onda bir, bir, bir Herhangi bir çay bahçesine de gitsen hmm. Boğaz'da bir yerde bir hmm. şöyle tak açıyı değiştirdiğin zaman geliyor. Aa buradan da görünüyormuş. Işık ters esmiş. <laughs> ters gelmiş falan diyorsun <laughs> yani. Doğru. Yani açı doğru açı işte yani çekimde öyle değil mi? <laughs> yani sonsuz açı var. Tabii aynı sahneyi aynı sahneyi bir sürü yönetmen çeksin. Hepsi farklı açılardan, farklı tatlarda, farklı Yerden göreceğiz onları. Bütün dünyası değişir filmin aynen, tabii. Aynen. Tabii. Hayat da öyle işte biraz. Evet. <laughs> evet. evet. Ya Harika nerelere gittim düşünüyorum. Bir de böyle. o Sankofa, kuş var bir de Sankofa diye. Hı -hı. O kuş yumurtasını hep sırtında taşıyor. Bunu da okuyacağım. Ona öyle bir bakıyor ki kırmıyor. Yani o yumurta hayat çünkü. Ona çok özel. Yani kendinize özen gösterin diyor Hı -hı. bu felsefe. Yumurtayı kırmayın diyor yani. Ve bak şöyle enteresan bir şey var. Demin söyledin ya mesela. Senin kendini var etme biçimin... ...benim gördüğüm kadarıyla insanlara yaptığın etkiyle de çok iç içe geçmiş. Aynen. Tamam. Bu Kuşla da felsefesi çok benziyor. Çünkü kuş da aslında başkası için, başka bir hayat için evet, başka bir kendini hayat. riske sokmuyor. O yüzden kitapta da onu yazdım zaten. Artık kendin için bir bencilleşme cümlesi değil. Ne kadar güzel örtüştü değil mi? Bu çok güzel bir felsefe ya. Bir hayat felsefesi Hı -hı. yani. Şey soracaktım size. Çok özür dilerim. İnsan, çoğu insan, bakın bizi seyredenler de bilir. Çok böyle enteresan bir noktaya geldik. Evet. ...bir ebeveyn bir anne olmak. Yani siz bunu daha iyi biliyorsunuz. Hı -hı. Bazen çocuklar için mücadeleden vazgeçmemektir. Hı -hı. Doğru mu? Doğru. Yani herkes aslında o Erkan abim dediği gibi yumurtayı sırtında taşıyor. Taşıyor. Sen kofa. Doğru. Bizim bir de şimdi eski taksici bursada abilerimiz falan öyle mesela Mavine 64 çavruleyi vermiş, yıkamaya götürecek. Ona da güveniyor. Der ki bana bak yumurtayı kırmadan yaza yavaş. <laughs> Yumurtayı kırmadan. Neyse bir yumurta hikayem vardı. Onu sen devam et şimdi sen konuşacaksın. <laughs> tamam sonra şey... E, şeyi <gülüyor> soracaktım. <gülüyor> bu ne soracağımı unuttum. Elifçim yardım eder misin? Pardon, bak Pardon benim hatam geldi. bu arada. Benim hatam. Dikkatli attım. Sessizlik. Okey çok teşekkür <laughs> ederim. E, fişek gibisiniz. Teşekkürler. E, sessizliğin huzuru koruduğu öğretildi bana. Ta ki kimin huzurunu koruduğunu... Anlayana, Anlayana kadar. kadar bu çok. Şimdi sessizlik deyince ben bir şey oluyorum, irkiliyorum. Yani sessizlik benim çok hoşlandığım bir şey değil. Hı hı. Bazen de gerçekten çok huzurlu bir şey. Mesela iki insan arasındaki samimiyeti ve uyumu ben aynı odanın içinde ya da bir mekanda yan yana sessiz kalabilmelerinden anlıyorum. Ne kadar huzurlu bir şey, değil mi? Kendi konuşmak Gür, zorunda hissetmemek Gürdal Tosun'la oturduk, Erdalla falan. Canım. okul Sevim teyzeler evde, onların evinde. Belki bir gün konuşmadığımız olurdu. Yani iki üç kelime. Ona al bunu ver çakma at sana. Dolapta bir şey var gürdal söyler çünkü. Bu ve ben arkadaşlarıma derim oğlum bir çıkalım şöyle bir ormana şöyle oturalım. Konuşmadan saatlerce oturmaya özledim bazen ya özlüyorsun. Durabilmek Demiştiniz ya durmaya hmm. ihtiyacımız var hakikaten. Ne söyleyeceksiniz bu sessizlik konusuyla alakalı? Sessizlik yani e, hep şey mi yapıyoruz acaba? Bizi yetiştirirken öyle mi yapıyorlar? Hani sessiz ol, huzur bozma, hani e, kendini ifade etme. Böyle şeyler mi, blokajlar mı koyuyorlar? Şu, yani bize? şu iki şekilde düşünelim. İnsan e, yanında sessiz olsa da huzurlu olabildiği kişilerle daha mutlu oluyor diye düşünüyorum. Çünkü ben de kendi hayatımda öyleyim. Hmm. Mesela ilk görüşmelere şöyle başlarım. Mesela ilk önce biraz konuşurum, ondan sonra susuyorum. Sus, susuyorum, gerçekten böyle birbirimize bakışıyoruz. Sonrasında pat diye sessizliği bozuyor, sanki bir şey söylemem gerekiyormuş gibi hissediyorum. Ben anlıyorum ki tamam evet sessizliği orada bozuyorsa, diğer sessizlik konusunda hayatında da onu bozuyor. Şimdi böyle bir insan belki semptomatik olarak şunu düşünüyor olabilir. Acaba benden sıkıldı mı? Acaba zamanı doğru değerlendirmiyor muyuz? Bir şeyler yapmam lazım ki bir şeyler iyi gitsin. Hı -hı. Yani her şeye gücünün yeteceğini düşünen Hı -hı. insan da bunu yapabiliyor. Tabi birçok farklı semptom var ama sessizliğe tahammül etmek bir beceri. Doğru. Evet. Yani o sırada kendini huzursuz hissetmiyor sana ya. ya o çok güzel bir şey. Şey de önemli değil mi? Yani şimdi müziği de. Değerli... Yani bir şarkı değerlendirirsek şimdi şarkıyı herkes basılan notalardan değerlendirilirken aslında şarkıyı oluşturan aradaki boşluklar. Şimdi Tiyatro Doğru. konusunda üstadımız burada. Bizde de o zamanlama, timing meselesi var. Üstadımız <laughs> burada. Yani bir duygunun geçmesi için bekliyor olmak lazım. Sessizliğin sesi. Yıldız Hoca'nın çok önemli Evet, şey. evet. Şimdi Ay. hakikaten öyle. Çünkü e, bir teksti okurken, bir bir rolü yaparken o motomot diye hmm. gitmiyor ki. Hmm. Sessiz oyunlar daha önemli. Hmm. Yıldız Hoca hep derdi zamanı Esnen, kullan. Evet. Zamanı kullan, zamanı... Evet idare et. Bir kızıl derili atasözü de diyor ki sessizliğin anlamı çoktur. Doğru. Bu. Hı hı. Ve insan ilişkilerinde çok önemli bir yeri var bunun. Evet sessizliğe tahammülün. Yani duramıyorsa bir de Jung'un şöyle bir lafı daha var. Diyor ki başlığında seni rahatsız eden şeyler kendinle belki karşılaşmaktan ürktüğün şeylerin habercisi olabilir diyor. Doğru, doğru. Çok ilginç. Sessizlik konusu da böyle. Evet. Yani sessizlikte birinin yanında rahatsız olduysa bir bak bakalım. Hani o taraf e, itiyor mu seni bir şeyler yapmak için? Özür dilerim. Sağ ya Öyle olunca Necat Uygur geldi aklıma Necat. Hani, sessiz kalıyorlar Bahri Beyat'la birlikte böyle. Kalıyor. <laughs> bir şey söyleyecek. Şürmene, sürmene sürmene of çok O geldi aklıma. <laughs> Eyvallah. Güzel pekiştirdin abi. Güzel. Güzel <laughs> anlatıyor. <değil> mi? <laughs> ben bir şey, bir şey gelecek dedim. Bekliyorum böyle. Ya e, Mesela bizim en çok... ...Arkan'ı e, düşündüğümüzden... ...en sevilen, en akılda kalan... ...filmlerinden biri değil mi? Alt Antalya'da en iyi Gemide. oyuncu ödülü almıştım. Gemide. Serdar Sonra takva. takva. Ben Takva'nın hastasıyım. Takva... Benim favorim. İkisi de apayrı başka kulvarda filmler. filmler. Gemide, mesela e, bir de enteresan bir şey var senin hayatında. Gemiyle ilgili bir, bir metafor var sende. Gemi, gemiye binip gitmek. Kızımın adı Deniz. Evet. Aa, efendime söyleyeyim. Yani Deniz'i severim. Gemi tabii. Hiç ben böyle okulu, binip de gitmek isteyip gidemediğin oldu mu? Okulu kazanmasaydım gemiyle gidiyordum. Yani, Nereye gidecektin? Panama bir ilk bak ismini bile unuttum. Çünkü tiyatroya geri döndüm ya orayı sildim hemen. Hmm. Yıldız Hoca öyle dedim. Ne yapacaksın yahu dedi. Dedim hocam askerliğimi yaptım bitti. İşte sen ama kazanamazsan. E, Sırça kumeste oynamışım. Harika. Sınava dedim hmm. gemi var gideceğim dedim. Beni üçüncü sınıftan aldı. <laughs> Onu dediğim için değil ama. Ama yani. o da hoşuna gitmiştir. Evet. Tabii. Yani gemiyle gidiyordum. Yani okulum olmasaydı son şansımdı. Ben şimdi kim bile neredeydim, ölmüş müydüm, kalmış mıydım bilmiyoruz. Bir serüvene gidiyordun. İkinci B planım oydu. Bir gemi hep var. Evet. Gemi, yani gemi gidiyor. hep e, iskelede bağlı. Evet. Bir gemi olmalı bence. Evet. O aklıma neler neler geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Peki sizin e, hep böyle başkalarını analiz ediyorsunuz. Bizim de ben sizin gözünüzde onu görüyorum. Biz bir Aha. şey konuşurken mesela o cümleyi niye seçti? Çünkü yok, şöyle düşündü. Yok yok, <laughs> yok 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 o şey o o şey. işimin çok başlangıcındaydı. Bir terimsin <laughs> oradan çıkması lazım ben çünkü olamam yani. Çok fazla yük yüklenmek olur. Yok hem o, öyle var. hem de bu şey değil yani. Bana zarar verir. O yüzden artık açma etmem. kapama düğmesi yapıyor insan sonra kendine. Değil Şeyden mi? sonra artık yapıyor. yani bu şeye benziyor. Yani oyuncu arkadaşlarına dostlarına, ahbaplarına birlikteyken ya yani bir duyguya girdiği an yani adam orada üzülüyor olabilir. Abi sen oyuncusun. O yüzden üzülüyormuş gibi yapıyorsun demeye benziyor. Ha sen psikologsun. Bizi inceliyor musun? Kısmı da aynen bizim mesleki deformasyonumuz gibi. Yes. E, bunu çok fazla biz e, şey yapmıyoruz yani hı hı. ama tabii ki belli noktada da olabiliyor. Hı hı. Hmm, i̇şte size Sormak istedim. Şu andaki hı hı. size geçmişteki siz ne söylemek isterdiniz? Yani bir öğüt mi bulunmak Aa, isterdiniz? Soru. Yoksa e, bir uyarıda mı bulunmak isterdiniz? Ee, ben kendimle alakalı yap, yapacağım girişimler e, konusunda çok detaycı ve hani çok inceleyip sık dokumaya çalışırım. Bu benim hem en güzel özelliklerimden biri hem de en beni durduran kötü özelliklerimden biri. Ee, şimdi benim de denizli aram çok iyi. Ben de bilirim sineritlerin e, çift gezdiğini. Çok tamam ortak yönünüz var. Evet. Var var yani hani çocukluğumdan beri de hani Çanakkale'nin denizinin, Saroz'un her Saroz yerin pat pat ya, pat Saroz, pat ben pat pat e, Çanakkale'leriz. Yani. Çanakkale'lisisin. Aynen. Şimdi yani burada e, ben hayatım belli bir noktadan yaşamaya çalışıyorum ama tabii insan insanın bir tane ömrü var. O bir ömürde Başka hayatları yaşayabilecek zaman bulamıyor. Bunun için kitaplar var. Bunun için tecrübeler var. E şimdi bunları dinleyip oradan aslında bir e, şekil alıyoruz tamam mı? O yüzden yani ben baktığım zaman geçmişteki kendimle konuştuğum zaman benim e, kendi hikayemden zaten gelen çoğu şeyle birlikte hataları da koydum oraya mesela kitaba. Hı. Ve dedim ki kendime ne söylemek istiyorsam. Danışanlarıma ne söylüyorsam onları da koy. Hı -hı. Aslında o benim bir e, Hı -hı. şey sonucum. Hı -hı. Hı -hı. O yüzden kendime söylemek istediğim çoğu şeyi de oraya yazdım. O yüzden evet. burada başlasam belki bitiremezdim yani. Ee, Erkan için zaten kitabı imzaladın. Evet. Değil? Bunu yani evet hepimizin Sizin böyle bir şey evet. yanımızda taşıması gerekiyor değil mi? Aynen Açıp öyle. Çantada o. Aynı soruyu sana sorsam Erkan ne dersin? Bugünkü sen, geçmişteki sana ne söylemek isterdin? Hani çocukluğuna gitsen ya da ilk gençliğine. Bir konuda uyarır mıydın bir şeyi? Değiştirir miydin? Bir öğütte bulunur muydun? Öğütte bulunurum. Yani ne? çok <laughs> kavga ediyorum ben onunla da. Her saniye kavga ediyorum. Ya. Tabii tabii. Kavgasız hiç, hep tartışmadığımız hiçbir an yok. Her an her yerde. Ne bileyim sigara içme de, deseydim oğlum. içme şunu. İçme abi. Spor yap, yaptım. Yedi sene yer cimnastiği yaptım. Ee, e, bir tek söyleyeceğim sigara. Hı hı. Başka bir şey söyle. Yani, hı hı. Tamam onları da yaptı o çocuk işte. Hı hı. Yaptı güzel tamam bir sıkıntı yok. Hep bir denetim altında. Bir ara ipin ucunu kaçırdı. Gençken falan normal. İki ee, iki arkadaş birbirine tutundu çıktı. Ee, bir tek onu söylerdim herhalde. Ne güzel değil mi? Ya hala, ben, hala ben onunla e, tartışırım demek konusu. İşte şöyle oradaki tartışma bit, oradaki tartışmayı bitirmek de doğru bir şey değil zaten. Değil. Çünkü o tartışma bittiği zaman ben bir ihtiyaç haline düşmem lazım. Bir şeyden memnun olmamam lazım ki değişeyim, gelişeyim. Kendiyle çok barışmak da bazen oturup bu da bir patolojik durumdur. Belki narsizm diye adlandırabilirsin hmm. yani evet görüntüde. Ama her konuda kendini işte, işte o muaf kendi, tutmak bravo, şeyden. kendinle barışan e, hani vardır ya ilk başta kendinden kendinden çıkabiliyor musun konusu. Herkes empatiyi başkasının yerine e, girmek olarak tanımlıyor ama ben nedense bana mantıklı gelen yorum insan kendinden çıkabildiği zaman zaten e, yerine koyacak birini buluyor yani. Ama kendinden çıkma meselesi çok zor. Doğru. Çok zor yani. Doğru. bize de ilk öğretilen şeylerden biri bu. Evet. Doğru. Hala öğrenmeye çalışıyoruz. Doğru. Peki e, Erkan hiç çocukluğuna ya da işte ilk gençliğine dönmek ister miydi? Tabii. Hmm. Çok güzel geçmişti mi o devirler? Çocukluğum 70'li yıllar. Gençliğim 80'li yıllar. Ya hala gençsin de Ondan ama işte o ilk gençlik. Okul konservatuar yılları en sevdiğim oraya hemen geri dönüyorum. Hı. Çocukluğum işte benim çocukluğum köylerde geçti benim babam arifiye köy enstitüsü mezunu bir öğretmen biz köy, kasaba zaten Bursa'nın e, köylerinde öğretmenlik yaptı baba öyle bir şey anlatmıştım ben çok eşekten düştüm diye benim kadar ya. eşekten düşen yoktu <laughs> tabii köy hayatını çok iyi bilirim yani e, gaz lambası olduğu zamanlar köylerin yolu olmadığı çamur olduğu zamanlar işte ineklerin e, ...böyle kovboy filmleri gibi binlerce inek mesela bizim köyde inek çobanı, sığır çobanı, sığır çobanı, keçi çobanı, koyun çobanı, eşek çobanı, Dört tane çoban vardı. Yani yaz günleri köy çobandan geldiği zaman bütün eşekler, şeyler böyle hayvan doluydu ve be. bereket vardı. Tabii. Bolluk bereket, bereket vardı. İşte bir sopa keserim hadi bakalım. Ben çok hayvan güttüm yani. Keçi, koyun, inek. Yani o günlerimi böyle mumla arıyorum ama geçmiş olsun. Çocukluk da öyle yaşanmalı değil ama mi? Ama şöyle bir enteresan bir şey geldi aklıma. Mesela ben bunu sormak isterim eğer yanıtlamak isterse Erkan abi yanıtlasın. Şimdi dönmek ister misin farklı bir konu ama bir yere dönseydin, bir ana dönseydin ve o andaki bir kararını değiştirseydin. Belki bu bir film olur. Belki dahil olmak e, istediğin ya da dahil olmasaydım dediğin. hani e, böyle bu tip bir kararını söylesen ha, ne yer, hangi zamana döner? Hangi kararını değiştirirdin? Bay arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Şunu da yapmak isterdim dediğin. Belki bir hayalinden de bahsedebilirsin ondan. Hayaller hayaller güzel baba. Çok daha hayal var yani. Bir de hayalleri Hay bitmiyor onu. Bitmiyor yani. Çok Hı. güzel. Ee. Yok ya aklıma tamam, gelmiyor. Tamam, tamam. Bir de şeyi soracaktım sana. Kalpler onu temiz mi? soğan karaca bey diye bir jargon vardır Bursa'da bizim. <gülüyor> <gülüyor> Söyle. Baba figürü. Hı. Şimdi onu o yüzden notlarıma baktım onu yazmıştım önceden. Senin için ne anlamı ifade ediyor? Çünkü sen de babasın. Hani çocukken baba senin için neydi? Baba olduktan sonra ne ifade ediyor? Babam Arifiye Koyensu mezunu, bir ara ilkokul öğretmeni. Babam işte her şey babam yani. E, sert bir adam ama da bir tokatı bile yoktur bize. Ama baksın yani öyle bir adam. Çünkü o dönemin öğretmenleri o enstitüllüler. E, otoriter. Otoriter hmm. çünkü köye gidiyor köydekilerle uğraşıyor. Biraz sertlik geliyor herhalde. Tanıdığım bütün babamın arkadaşları, hala tanıdığım hocalar da yani tık böyle net ama anlatır. E babam e, kahramanım o. Hı hı. İlk kahramanım yani. Babam çok otoriter, çok... Şimdi kızının ha. kahramanı da sen misin? Ha? Kızının kahramanı da sen Bilmiyorum, misin? Bilmiyorum, daha konuşmadım. <laughs> daha oraları açmıyor. 21 yaşında acaba dedi ki ergenlik mergenlik falan... Ee, o, o, o şeyleri atlattık odayı kapatma işte ben de odaya çeşitli <laughs> e, şeylerle giriyorum bir e, efendime söyleyeyim e, topuk selamı efendim yemeğiniz hazır <laughs> ee, şey de böyle tabi şey, tabi tab, şey, garson böyle. oluyorum <laughs> e, baboda <bululu> aşçı oluyorum <gülüyor> <Efendim>. <gülüyor> neler yaptık e, neydi başka İşte baba olarak ya kendi baba olduktan sonra nasıl gördüm baba evet. olmak nasıl bir şey? Ya tarifi mümkün değil biliyor musun? Yani ne desem bir sürü tarifi vardır. Bir sürü insan her baba etmiştir, her anne etmiş, anne başka etmiştir ama ben tarifini bulamıyorum. Yani düşünmeden canını vereceğin tek şey varlık. Hı. hiç bir saniye düşünme. Ancak böyle anlatabilirim yani. Geçen gün bana sordular, anne olduktan sonra hayatınızda ne değişti? İlk aklıma o geldi yani birisi için canını gözün kırpmadan verebilecek olmak. Bu, Bu insanı değiştiriyor hakikaten. Yani ondan önce öyle bir şey düşünmezsin anne-baba olmadan önce. Hı. Ya bizim bizim kültürümüzde bize şöyle bir durum var mesela evlatlar için kaygılanıyoruz ya. Evet. Yani orada. Artık sevme biçimi haline de geliyor. Mesela evet. hmm. yani biri için kaygılanmıyorsan onu sevmiyor oluyorsun ya da biri için çok kaygılanıyorsan ya ben sevdiğim için kaygılanıyorum diyorsun. Bakın mesela ikiniz de aslında bir nebze şöyle anlattınız onun için canımı feda ederim. Yani ben başka Yine bir birine var ve başka başka birine yani. bir hani sevgi ifade ederken evet. bile bu çok değerli bir şey yani harika biriz. Ama hani eminim orada e, hani acaba diyorum. Acaba beni beni düşündürüyor bu sevgi ifadeleri hı hı hı. toplumumuzda. E, açık söyleyeyim o kaygı bozukluğu bende var yani hı. hani işte bebekken yeni doğduğu zaman çocuklar gideriz ya nefesini dinleriz gece hani uyuyamayız gideriz sık sık kontrol ederiz vesaire. Şimdi e, ben onu bazen hala yapıyorum ama çok büyüdüler yani orada bir ipin ucunu <laughs> kaçırdığım yerler var. Yok tabii. yani işte. Ama dengeye gelir. Üstünü açmış mı yani, falan. Bir bakmadan e bir içi canım. rahat etmiyor insanın. Tabii. Tabii, tabii. Çünkü ben benim uyuduğumuzda çünkü eskiden bir tek odada soba yanıyor. Öbür odada yatıyorsun buz gibi. Tabii. Anladın eskiden. mı? Babamın hep gelip herkesi kontrol ettiği planlı programlıydı babam. Ben de öyleyimdir. Yani e, şu aralar bozuldu biraz. Böyle koyuverdim. Ama yine toparlayacağım. Yani e, babam öyleydi. Eee Mesela yumurta, babam köyden dönerken, ilkokul 5 ya da 4'teyim, köyden dönerken bir çiğ yumurta verdi bana. Hmm. İşte traktörün arkasına yükledi, kabaklar, mataranalar, bulgurlar falan. Yeni Yenişehir'e gideceğiz, oradan da Bursa'ya gideceğiz, eve geleceğiz. Bunu dedi Bursa'ya kadar eve taşırsan kırmadan dedi, ya. sana bir saat alacağım dedi. Bayağı ne Çok güzel. Ha? Bunu deneyebilirler. Bunu deneyebilirler. Harika bir yöntem bu. Ee, aynen orada bir tane çocuklarının yanına bir yumurta versinler. Üzerine küçük böyle imzalarını paraflarını atsınlar. Akşamda getirmelerini söylesinler. Çocuklara sorumluluk konusunda inanılmaz bir ödev çıktı mesela ee, evet, şu anda. Evet çok an güzel. Hı. Bunu ben de not edeceğim. Yumurtayı Abi. verdi tak <laughs> traktöre bindik cepte kısa pantolonum var böyle. Cepleri de hmm. bol. Hep cepte yumurta traktörün üstüne gidiyorum bir de. Herkes. Başardın mı peki? Ha? Başardın mı? Yeni Yenişehir'e gittik. Akrabalarda yemek yedik. Araba işte iki saat sonra kalkacak. Eşyaları babamla yükledik. Gene orada garajda eşya yüklendi. Onu taşıdık bunu taşıdık. Yemek yedik. Çıktık hadi bakalım gidiyor sağ ilk önce ben çıktım giydim ayakkabıları tak sokağa atladım böyle tak arkamdan babam çıktı elim bir attım. Yapma. <laughs> Ulan bir yumurtaya sahip çıkamıyorum. Hayır ya o kadar. O kadar sonra. ama. Sonra sonra bana seneler var. sonra saat aldı. Evet. Tekrar e, gelmeniz lazım. Gerçekten sohbetimiz çok çok keyifliydi. Eminim bizi izleyenler de çok keyif almıştır. Bu arada harika bir çiçeğimiz geldi. <laughs> Hem de kaç tane bakar mısınız? Ay çok çok teşekkür ederim. Ay ne güzel. Mis gibi de kokuyor. Gerçekten evet. içim açıldı arkadaşlar. Çok çok teşekkür ederim. Tatlısınız ya. Bizi seyreden e, sevgili e, izleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Yarın tekrar sizinle olacağız. E, yine çok güzel konularımız, konuklarımız olacak. Ben Erkan Can'a, canım Erkan Can'a. Çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için. Ben sana teşekkür için. ederim. Uğurlu geleceğine inanıyorum. Size de aynı şekilde hem kitabınız için ayrıca ben de imzalatacağım onu. Teşekkür ederim. Tabii. Ki. Tabii. Ki. <laughs> ben size de çok çok teşekkür Sağ ederim. Allah Gerçekten Allah bize çok değerli bilgiler verdiniz. Ayrıca da takipteyim sosyal medyadan da tüyolar almaya devam Sağ edeceğim. O zaman yarın e, tekrar görüşmek üzere diyelim. İnşallah bugünkünden daha iyi, daha güzel haberlerle. Her zaman her gün bir önceki günden daha güzel olsun dileğiyle hepinize dinlendirici, mutlu, şifalı, umutlu hafta sonları diliyorum. Yarın görüşürüz.